İyi akşamlar Açık ve Net'e hoş geldiniz. Bugün beraberiz. Gündemimizde çok yoğun, pek çok başta konuştuğumuz bir yerdeyiz. akşam boyunca konuklarımız bizimle olacak. Değerlendireceğiz tek tek. Neleri konuşacağız derseniz bugün Suriye'nin kuzeyinde neler oluyor sorusunu sorduran gelişmeler var. Bir yandan Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad'la görüşme ve Suriye ile normalleşme ilişkin açıklamaları olmuştu. Dün akşam Kayseri'deki istismar vakasının ardından yaşanan olaylar zanlı tutuklandı. Bir yayın yasağı da geldi konuya ilişkin ama Suriye'nin kuzeyinde de neler oluyor sorusunu sorduran gelişmeler var. Bir yandan Sinan Ateş davası bugün ilk duruşması vardı. Açıklamalar var. Bir yandan da siyasi liderlerin davaya katılım gösterdiğini gördük. Hepsinin tek tek açıklamaları da oldu. Bu başlığa da bakacağız. Öte yandan bir yandan erken seçimi konuşurken ittifaklara dair açıklamalar da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. İç siyaset de oldukça hareketli kimlerle konuşacağız konuklarımıza hoş geldin diyerek başlarız. Hukukçu Serkan Toper hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler. Seni arası, teşekkürler. Ee, sağ olun bize katıldığınız için. Gazeteci Gürkan Zengin hoş geldiniz. Erşen çok teşekkür var. ediyorum katıldığınız için. Habertürk yazarı Nihal Bengus Karaca hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Ve Ankara'da Habertürk yazarı Nasuhi Güngör hoş geldiniz. Nasuhi Güngör çok teşekkürler katıldığınız için. Çok teşekkürler. İstanbul'da sena, selamlar Selamlar Alkan. Sağ ol. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara'ya selamlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da bizimle. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler Mustafa Balbay. Çok sağ olun. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle önce e, dün... Ee, ...yaşananlarla başlayalım ve bugüne nasıl sirayet etti, bugün neler oluyor? Kayseri'de 5 yaşındaki bir çocuğumuzun istismarıyla başlayan olaylar yaşandı Kayseri'de. Ee, ve bunun akabinde şimdi bir yayın yasağı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olaylara ilişkin açıklamalar geldi. Özellikle sokaklarda vatandaşların araçları yıkıp yıktığı... E, ...ve Suriyeli mültecilere, sığınmacılara dönük, onların evlerine dönük... E, ...yakma, yıkma işlemleri, hareketleriyle ilgili Cumhurbaşkanı... Başkan Erdoğan der ki Türkiye'nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Birilerine kendi beceriksizliğinin faturasını evini barkını terk etmiş insanlara kesmeye göz yummamalı. Toplumda yabancı düşmanlığı sığınmacı nefretini körükleyerek bir yere varılmaz dedi. Ve dün Kayseri'de müessif olayların sebeplerinden biri de muhalefetin zehirli söylemidir. Vandallık kabul edilemez dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 67 kişi gözaltına alındı. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz suç ve suçluların mücadelesiyle dün olduğu gibi bugün de bu mücadeleyi sürdürmektedir. Halkımızın kamu düzenini ve güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez dedi. Ve konuya ilişkinde bir yayın yasağı getirildi. Onu da hatırlatalım. Bunun akabinde akşamüstü Suriye'nin kuzeyinde Azez'de, Elbap'ta, İdlib'de özellikle sokağa çıkanlar ve e, Türk bayrağına ilişkin, Türk hastanelerine ilişkin ...ilişkin, Türk tırlarına ilişkin saldırı... ...girişimleri, saldırılar gördük. Bunun akabinde hemen hatıra... Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesapla normalleşme, hesapla görüşme ilişkin açıklamaları geldi. Daha önce de benzeri açıklamaların sonrası Suriye'nin kuzeyinde benzeri olayların yaşandığını hatırlıyoruz. Şöyle bir sizinle başlayalım Gürkan Zengin. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki biz daha önce tatile de çıkmıştık Esad'la görüşmüştük yine görüşürüz normalleşme olur. Bunun peşi sıra devam eden olaylar var. Bu bir provokasyondur. Tehlikeli bir oyunu fitili ateşleniyor denir. Siz ne dersiniz merak ederim. Buyurun. Yani karmaşık bir dosya Suriye dosyası. Suriye ile normalleşme de böyle Türkiye'deki gibi kolay izah edilebilir bir durum değil. Şam'la Ankara ilişkileri sıkıntılı ilişkiler. İlk 10 yıl etle tırnak ilişkisi, AK Partili yıllardan bahsediyorum. Sonrasındaki 10 yıl Arap Baharı sonrasında başka denklemler. Dolayısıyla bugün gelinen noktada konjonktürün değişmesi, şu bu değerlendirmeler yapılıyor ama kolay bir şey değil. Yani Cumhurbaşkanı'nın o açıklaması da böyle köklü bir politika değişikliğine tekabül ediyor değil diye düşünüyorum. Aynı şekilde Şam'dan yapılan açıklamanın da bölgedeki denklemleri dramatik bir biçimde değişmiş bir hale sokuyor falan değil. O normalleşmenin bazı ön şartları var. Suriye açısından baktığın zaman Türk askeri çekilsin diyerek zaten o işin ne kadar zor olabileceğini ortaya koymuş oluyor. Yani İran'a, İranlılara orada çok sayıda 65, 65 bin civarında İran birisi var işte 70 civarında İran milis örgütü var, şu var, bu var, ona çekilsin demiyor. O Amerikalılara dese de bir şey olmayacağını biliyor. Rusya'ya demiyor ama Türk askerine. Üstelik o Türk askeri ki Suriye'de bulunmasıyla oraya yaptığı 3-4 askeri harekatla Suriye'nin toprak bütünlüğünü fiilen temin etmiş bir askerdir. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesi Türkiye'nin Cumhuriyet tarihi boyunca Atatürk dış politikasının temel esaslarından da biridir. AK Partili yıllarda da bu değişmiş bir politika değildir zannedildiği gibi kimilerin. Komşuların toprak bütünlüğü Türkiye'nin de hassasiyet gösterdiği her zaman bir alandır, bir sahadır. Dolayısıyla orada bir sorun yok ama bu bile Şam için yeterli değil. Bölgede İran var, Rusya var, Amerika var, İsrail, İngiliz, Alman istihbaratlar, Fransızlar var. Çok sayıda radikal örgüt var, iç içe geçmiş bir denklem. Dolayısıyla normalleşme o kadar kolay değil. Normalleşme olacaksa en azından iki tane güven artırıcı önlemi Şam'ın Ankara'ya, böyle bırakın Ankara'ya şart koşmasını, Şam'ın temin etmesi gereken iki büyük iş var. Bir, Nedir gücü varsa o da ayrı bir mevzudur. Zannediliyor ki Şam her yere hakim, iradesine sahip, ordusu var. İstediği kararı alabilir. Şam'da karar alır. Deiruz orada uygular. Şam'da karar alır. Kamışlı'da uygular. İdlib'de uygular. Böyle bir Şam yok. Ülkesine hakim olmayan bir Şam yönetimi var. Ha, şunu yapabiliyor mu? Türkiye'nin talebi nedir? Ben senin toprak bütünlüğüne sahibim. Bundan daha büyük mutabakat olmaz. Normalleşme olacaksa sen kendi toprak bütünlüğünü koru. Ben de sana destek olayım ama benim sınırımda 900 kilometre boyunca bir terör varlığını oradan Türkiye'nin topraklarına, kilise, Akçakale'ye, Batman Havalimanı'na, Batman sivil hava uçak sivil uçakların da kullandığı bir havalimanıdır. Oraya Kamışlı tarafından füze atıldığını gördüm ben. Batman'dayken sivil uçuşlar durduruldu böyle bir zeminde Suriye topraklarının Türkiye'nin güvenliğine, Türk halkının güvenliğine tehdit oluşturduğu bir ortamda bu olmaz. Güvenliğini sağla kardeşim. Kendi topraklarındaki PKK unsurlarını, terör unsurlarını temizle. Bunu yapabiliyor musun? Yap. Birlikte yapalım. Buyur sen güneyden gel, ben kuzeyden geleyim, bir şey yapalım. Yok, onu da yapamıyor. Amerika'yı çıkartabiliyor musun Rusya müttefikin? Onu da yapamıyorsun. İki, 5 milyondan fazla benim topraklarıma gelmiş 4 milyon, 5 milyon civarında sığınmacı var. Bunlar senin vatandaşların. Bunları varil bombalarıyla şununla bununla kovdun, kovaladın. Samimiysen bugün bu, insanları geri almakta, bugün Suriye ile normalleşme diyenlerin bir önerme olarak, bir ön kabul olarak yaptıkları bir şey var. Efendim, Şam'la konuşarak bu işi hallederiz. Şam'la konuşarak hiçbir işi halletmezsiniz. Şam'ın öyle bir gücü yok bir kere. Şam bakalım toprak göndermiş olduğu Lübnan'a, Türkiye'ye göndermiş olduğu 10 milyondan fazla insanı geri almak istiyor mu? Acaba demografi politikası, oradaki azınlık yönetimidir Şam, bir nusayri azınlık yönetebilir. Yüzde 10-15 civarında. görüşmeleri başlarken temel argüman buydu. Yani Şam'la normalleşme Olacak. geçtiğimiz... Evet yani bu Onlar da süreç ilerlediğinde e, gönüllü, onurlu, e, güvenli geri dönüşlerin tesisi konuşuluyordu. Hayal görülüyor. Bölge tam bir büyük pazarlık. Hani Grand Bargain'in dedikleri büyük bir pazarlıkla Amerika'yla, Rusya'yla, Türkiye'yle, İran'la evet Şam'la büyük bir masada, büyük bir mutabakat olmadığı sürece birlikte bu toprak bütünlüğü meselesi mi olacak? Şey mi olacak? Özel yönetimler mi olacak? Yeni bir siyasal yapıya mı dönüşecek? Bunlar büyük bir mutabakatla beraber halledilmediği sürece ki onun zemini de yok şu anda. Bu iş böyle ben Şam'la görüşürüm. Bu işi hallederiz. Şam'ı ikna ederiz. Kemal Bey davulla da zurnayla göndereceğiz diyor iki yıl içinde. Şimdi bakıyorum Özgür Bey de ben Şam'a gideceğim falan demeye başladı. Şam'a gideceğim konuşacağım. Hatta şöyle bir cümle kuruyor burada var tam metnini okurum. Efendim işte ben gideceğim oraya. Ee, biz Türkiye ve Suriye olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünde mutabık olduktan sonra Amerika'ya ne gerek var? Rusya'ya ne gerek var? Allah aşkına meselemiz bu mu? Amerika oraya, hiç Amerika orada niye var? Bunu analiz edemiyor muyuz? Rusya orada niye var? Analiz edemiyor muyuz? Rusya'nın Şam politikası nedir? Rusya'nın Kürt politikası nedir? Kürt kartı, kaç ülke Kürt kartını kullanmaktadır sahada? Kürt kartı hem Türkiye'ye karşı hem İran'a karşı hem Suriye'ye karşı kullanılan bir karttır. Bunu ne yapacaksınız? Amerika ile Rusya'nın Fırat'ın doğusunda ve batısında vardıkları mutabakatların ne olduğunu biliyor muyuz? Nasıl bir mutabakat içinde küresel güçler Giderler Atlantik'in oralarda Baltık Denizi'nin kıyılarında bir kavga verirler. Tavizler karşılıklı olarak bizim sahalarımızda verilir. Bunları biliyor muyuz? Yani bu böyle Şam'la konuşurum da hallederim. Şiir mi yazıyorsunuz ya? Şarkı sözü mü yazıyorsunuz? Bu, bu jeopolitik denklem son derece karmaşık bir denklem. Orada bir Kürt devleti kurmaya çalışıyor. İsrail'in stratejik güvenliğini yaratmaya çalışıyor bir Amerika. Rusya'nın benzer bir politikası yok ama başka bir politikası var. Kürt kartını her yere karşı kullanan bir kartı var. Şu var bu var. Bir sürü karışık denklem var. Akşama kadar konuşursanız oradaki karışık denklemleri. Beyefendiler kalkacaklarmış, Şam'a gideceklermiş, ikna edeceklermiş. Onlar da Türkiye'deki 5 milyon Suriyeli mülteci geri alacaklarmış, sığınmacıyı geri alacaklarmış. Bu kadar basit olduğuna gerçekten inanıyorlarsa Türk siyaseti açısından vahim bir tablodur. Şimdi böyle... Peki bu konjonktürde, bu, bu yani evet. baktığınızda bu denklemde Türkiye'nin orada neden oluşuna ulusal güvenlik gerekçesiyle olduğunu da anlattınız. E, i̇ki gündür yaşananların provokasyon olduğu yönündeki değerlendirmeye ne diyorsunuz? İhtimal, kuvvetle muhtemel kuvvetle muhtemel ama bakın zordur. Askeriniz başka bir ülkenin içinde. Ben Afrika'ya gittim. Zor koşullarda kolay bir yer değil. Kendi ülkenizin insanlarıyla iç içe değilsiniz, başka bir yerdesiniz. Kendi ülkenizin güvenliğini sağlıyorsunuz ama başka bir ülkenin içinde sağlıyorsunuz. Bu etkili olan da budur, zor olan da budur. Zaman geçtikçe or oraya yaptığınız yatırımlar, oraya verdiğiniz destekler, orada sağladığınız güvenlikler falan da unutulur. Oradaki her türlü sosyal ekonomik sorunun müsebbibi olarak görülürsünüz. Bir kısım insan Mesela Ankara ile Şam'ın normalleşme lafından bile iriti olup Ankara'ya tepki gösterebilir. Bir kısım partiler, gruplar öyle şeyler de var. Bunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. İlk bakışta... Böyle son derece sıkıntılı bir tablo olarak görülüyor. Türk bayrağını falan indirmişler yani. Görüntülerde de var. Kim bunlar? Ne PKK'nın organizasyonu mu? Bir takım görüyoruz. Arap milliyetçileri mi? Nusayri grupları mı? İstihbarat örgütleri mi? Bunları da tam bilemediğimiz için böyle ayakları yere basan Okudan sağlıklı analizler yapamıyoruz. O de bahsediyoruz evet. Zor bir coğrafyadan bahsediyoruz. Net bir şekilde ismini de bugünden koymak zor diyorsunuz. Çok Öyle zor. anlıyorum. Ee, Nihal Bengüso Hanım. E, takip ettiniz mi bugün akşamüstü yaşanan gelişmeleri? Ne olur değerlendirmeniz merak ederim. O kadar kolay değildir döndük Esat'la konuştuk ve işte e, sığınmacıları geri gönderdik demek o kadar kolay bir süreç değil der Gülkan Zengin. Bugüne kadar mesela uluslararası çalışmalarda UNHCR'nin, BM, Yüksek Komiserliği'nin mültecilerle ilgili çalışmalarında da... ...Afrika'da birkaç örnek dışında gerçekten görülmüş bir durum değil. Çünkü geliyorlar, bir hayat kuruyorlar. Ama bir yandan da hem ülke içerisinde hem bir ülke dışına sirayet eden bazı olaylarda yaşıyoruz. Buyurun. Evet, zor bir denklem gerçekten. Gerek Kayseri'de olan ve bunun dışarıdaki yansımaları, yani oradaki o yoğun, hoş olmayan görüntüler... Suriyelilerin hepsinin dükkanlarına yapılan saldırılar. Hani şu, suçun şahsiliğiyle ilgili her şeyin devre dışı kalması. Üstüne üstlük bir de e, Beşar Esat'la eskiden tatil yapma. Hani eskiden ilişkilerin iyi olduğu dönemin en yüksek profilli Türkiye Cumhuriyeti yöneticisi tarafından dillendirilmesi anladığım kadarıyla o Azez'de Afrin'de olanları harekete geçirmiş durumda provokasyon riski tabii ki çok yüksek. Bence de yüzde yetmiş beş veriyorum provokasyon ihtimaldir. Çünkü aslında Esad diye biri yok bakın İran diye bir ülke var. Yani bu hep unutuluyor. Beşer Esad'la konuşulur, ilişkiler normale girer. Öyle bir ya orada tutulan bir adam var yani Beşer Esad kendi başına bir güç olsaydı az önce Gürkan Zengin de anlattı. Kendi toprak bütünlüğünü sağlama noktasında bu kadar aciz kalmazdı. Gerçekten iyi bir siyasetçi, iyi bir lider olsaydı kendi halkının üstüne kimyasal gaz kullanmazdı, varil bombası atmazdı. Doğru Ülkesinde ABD, Rusya bölüm bölüm segment segment her yeri paylaşırken o, o, o to, coğrafya üzerinden o bölgedeki daha e, uzun erimli stratejisini oraya o, orada kalarak. E, ...kurgulamaya çalışırken herhalde bir güç gösterebilirdi, dur diyebilirdi. Ama bunu yapmadı. E, ve Türkiye'de kamuoyunun son derece yanlış yönlendirilmesiyle... ...sanki Suriye-Türkiye arasında hiç görüşme yok gibi de yansıtılıyor. Sanki Suriye'de Beşar Esad'la Erdoğan konuştu mu her şey hallolurdu... ...ama Erdoğan buna ayak diredi gibi yansıtılıyor. Ee, bu iki algıda yanlış mesela daha önce bir aslan'a sürecinde Özbekistan'a gidilmişti sanırım hı hı. Erdoğan keşke gelseydi Beşar da görüşürüm demişti gelseydi görüşürdük ee, Mek'da söylediğine evet, döndü ondan sonra ne çıkmış. olduğunu hatırlayalım yani Beşar Esat'ın ben sizinle niye görüşeceğim de buradan çık toprağımda işgalcisiniz falan ya Türkiye'nin yaptığı aslında Suriye'nin yerine Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. Aslında o dönem bu bile tartışılmıştı yani. Hani bu kadar e, kendi demografik tekleşmesini, monolitikleşmesini sağlamak için sağa sola yıllarca sığınmacı ihraç etmiş. Onları geri almak için de gereken regulasyonu kesinlikle yapmamış ve kendi halkına kurşun sıkmış, silah, silah sıkmış bir diktatör ve hani her diktatörde katliamcı olmaz hem katliamcı diktatör bir lider yerine aslında biz bir yerde toprak bütünlüğünü de korumuş oluyoruz Suriye'nin. Acaba hani bu tartışılması gereken bir durum falan diye bu tartışıldığını da hatırlıyorum o dönem. Ama günün sonunda Türkiye'nin kendi iç güvenlik sorunlarının çözümü sınırlarının biraz daha ötesinden başladığı gerçeğiyle karşılaşılınca Türkiye belli harekatlar yaptı. Oralardan sınır güvenliğini sağlama durumunda da kaldı. Ama bu arada tabii ki bu bir yerde aslında Beşar Esad'a da yapılmış büyük bir iyilikti. Sen koruyamadın toprak bütününü ama biz en azından bir tarafından oradayız ve koruyoruz anlamına da geliyordu. Ama Esad bütün bunlara rağmen hani Türkiye özellikle Erdoğan'la Türkiye ile e, ...kamuoyu önünde açık, şeffaf bir ilişki kurmayı istemeyen taraf zaten burada. Yani Buna Hı -hı. sıcak bakmayan taraf orası. Dolayısıyla bu enfantil, yani muhalefetin bu şeylerin çok enfantil... ...çocuksu buluyorum yani ben de. Neyi bu, çocuksu buluyorsun? E, görüşeceğiz, gidip görüşeceğiz, hallolur bu iş, ne var ki filan. Yaklaşımı pek o kadar e, gerçekçi bir yaklaşım değil. Yani gerçekçi olsaydı şu ana kadar o yapılırdı. Ee, sığınmacı sorunu ayrı bir case, ayrı bir dosya. Sığınmacılar üzerinden Türk halkının, Türkiye'de e, Türkiye milletinin içine düşürüldüğü bu e, ekonomik krizin de etkisiyle elbette ki birinci amil etken bu. Ee, i̇kinci amil etken mülteci meselesinin, sığınmacı meselesinin doğru regüle edilememesi yanlış baştan tasarlanmış kurgulanmış olması yerleşimlerinden neyle geçince geçineceklerine entegrasyonlarına kadar bunlarda sorun var ve bunlardaki sorunlar e, tabii ki buradaki refleksleri hassasiyetleri kışkırtıyor ve böyle ortaya olmaması gereken e, büyük kitlesel şiddet hareketleri de ortaya çıkarıyor ama bu ayrı bir şey bir taraftan bir ta ...Suriye ile ilişkiler... ...Afrin, Aziz, orada Türkiye ne yapıyor? Aslında ayrı bir şey. Sizin sığınmacıları gönderelim... ...yahu... ...diyerek mesela buna iktidarı hükümeti... ...ikna edeceğinizi düşünmeniz... ...sizin Afrin'de, Azez'de... ...bazı harekatlarla... ...kurduğunuz statükoyu... E ...zedeliyor... Hmm. ...ve oradaki o erozyondan... ...o zedelenmiş, tahrip edilmiş ortamdan karlı çıkacak Peki, olanlar Türkiye'nin dostları burada bir değil. Var gibi Mesela, görünüyor. Milliyetçilik... Yani çıkması zor bir açmaz var gibi görünüyor. Diyorsunuz ki e, bu sığınmacıları göndereceğiz ve bu konuyu çözeceğiz, Esat'la konuşacağız diyorsunuz ama orada yarattığınız statükoya zarar veriyor. Bu böyle bir açmazı nasıl çözersiniz? Çünkü daha önce de şunu hatırlıyorum. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu o zaman görevdeydi. Suriye ile normalleşmeyi konuştuğunda biz yine burada Suriye'nin kuzeyinde neler yaşanıyor? Provokasyon mu yapılıyor? Kimler provokasyon yapıyor diye konuştuk. Dolayısıyla çeşitli kereler, çeşitli vesilelerle bu açıklamalar yapıldığında bu tarz adımlar görülüyor karşı taraftan. Belirli gruplardan, kim olduğu bilinmeyen gruplardan provokasyon adımlar. Bakın provokasyon da olabilir elbette ama e, yani günün sonunda... Türkiye'yi yanlarında hissettikleri için, orada güvenli olduklarını düşündükleri için... kendilerini gösterilen yerde yaşayan, kendilerine verilen görevleri yapan... ...Suriye'li kökenli muhalefetlerin gerçekten sinir harbine girip... ...organik bu tür öfke nöbetleri geçirmesi de mümkün olabilir. Benim burada dikkat çekmek istediğim şey... ...mesela Türkiye'nin demografisi, bazı muhalefet partileri, bazı şey... Yani %5 bandına oturmak üzere olan ve tüm politikasını Suriyeli göçmenler, sığınmacılar üzerine kurmuş profiller var. Onlar mesela Türkiye'nin demografisi bozuluyor, nüfusu bozuluyor, nüfus gerçekliği var, demografi elden gidiyor diyerek millilik adına Suriyeli düşmanlığını körüklüyorlar. Ama millilik adına körüklenen Suriye düşmanlığıyla insanlar bu türden yaygın tetiş ve şiddet hareketlerine giriştiklerinde sizin sınır güvenliğinizi sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğunuz statüko zarar görüyor. Bakın buradaki paradoksun duyarlı milliliği ile ilgili hassasiyetleri üst düzeyde olan ülkenin vatanın bütünlüğünü, birliğini önemseyen ve bununla ilgili tehlikelerin farkında olan vatandaşların biraz bu meseleyi biraz daha ince düşünerek tartması lazım. Provokasyon da olsa ...o provokasyon zeminini bulabildiği için oluyordur provokasyon. Evet. Oradaki öfkeyi, oradaki işte siz bize Şam'la da görüşeceğiz dediniz zaten... ...sonra işte Kayseri'de de böyle olaylar oluyor. Ee, siz bize verdiğiniz sözleri, bizim güvenliğimizle ilgili meselelerde... ...bizi yalnız bırakıyorsunuz şeklinde bir haleti ruhiyeye... ...bir negatif duygu durumuna itilmişse oradaki topluluklar... ...onları provoke etmek de kolaydır. Onları provok edenler vardır. Bir, e, e, i̇zin vardır. veren bir zemin evet, vardır. O provokasyona diyorsunuz. izin veren olayların oluşmaması gerekiyor. Öte yandan, evet yani sığınmacıların yoğun yığılma teşkil ettiği yerlerde, e, regülasyonun daha etkili bir biçimde yapılması ve bir an önce sığınmacılara imtiyaz tanındığı. Bakın ekonomik krizle boğuşmak zorunda olan, canı burnuna gelmiş insanların e, öyle dış politika bilmek zorunda olmayan, anlatabiliyor muyum? Ülkenin güvenlik sorunlarını, orada kim kimlerle, hangi güçlerle pazarlık yapıyor ve Türkiye hükümeti buna nerelerden direniyor? Bu security bilgilere de vakıf olmak zorunda olmayan insanların Hı -hı. öfke nöbetine tutulmasına neden olan şey, Kayseri gibi olayları kastediyorum. Özellikle sığınmacılara imtiyaz tanındığı söylentileri. Bunun içinde gerçeklik payı varsa hükümet artık bununla ilgili şeyleri de, düzenlemeleri de yapmak ve yapmakla yetinmeyip bunu da ilan etmek durumunda. Yani biz zor durumda olan insanlara sahip çıktık, çıkacağız. Ama işte şu konularda, bu konulardaki bu söylentiler külliyen yalan. Bunu gerekiyorsa her gün, günde bir kez. Haber çıkanlar, resmi açıklamalarda, evet resmi açıklamalarda. Ya siz. o kadar medya kuruluşu elinizde yani söylediğin, hani anlatabiliyor muyum bunu tekrar ederek insanlarda bir ikna, yani insanlar ikna olacağı şekilde rasyonel verilerle tekrar etmek hükümetin boynunun borcu. Bir imtiyaz tanınmıyor ya da bir süre şu kadar tanındı bitti veya hala tanınanlar var ama nedeni bu. Bu konularla ilgili rasyonel veri içeren insanların tatmin olmasını sağlayan bir iletişim içerisinde olmak zorunda hükümet Teşekkür ediyorum. Mustafa Balbay ne oluyor sizce Suriye'nin kuzeyinde? Mesela gidip görüşürüz ve, ve sorunları Esad'la çözeriz açıklaması için bu biraz çocuksu bir yaklaşım kalıyor dedi Nihal Bengüs Karaca. Bunun bu kadar kolay olmadığını söyledi Gülkan Zengin. Ama bir provokasyon varsa şayet bunu uygun zemininde yaratılmaması gerektiğine dönük bir değerlendirmesi oldu. Siz ne dersiniz? Buyurun. Şimdi Sena Hanım tabii e, Aralık 2010 yılından bu yana bu iktidarın adım adım hatalarının üzerine hatalar ekleyerek, hatanın üzerine gaflet ekleyerek, vurdum duymazlık ekleyerek ve bir dizi buna benzer yanlışlar ekleyerek getirdiğimiz bir sorunun e, sonuçlarının bazılarıyla karşı karşıyayız. Muhalefetin çözümlerini beğenleyebilirsiniz, Yanlış bulabilirsiniz. Hadi basın özgürlüğü diyelim alay edebilirsiniz. Ama önce bu sorunun köküne bakın. Bu iktidar bu sorunu adım adım büyüttü ve bugüne kadar getirdi bütün yönleriyle. Şimdi Aralık 16 Aralık 2010'da Cezayir'de bu Azizi adlı bir Cezayirli gencin seyyar arabasını T zabıtanın yakmasıyla birlikte başlayan Arap Baharı'nda AKP Libya'dan başlayarak Mısır ve Suriye politikalarının tümünde çuvalladı. Bunlar bir muhalefet iddiası değil. Bir severin ülkemizin getirildiği nokta karşısındaki gerçeklerden kopmadan aktarmak istedikleridir efendim. Libya'da, Libya bugün paramparça oldu ve şu anda e, bir dönem Akdeniz'i paylaşalım, anlaşmalar yapalım dendi ama parçalandıktan sonra şimdi dört parçanın neresinden tutulacağı belli değil. Mısır politikası Mürsi Sisi derken yıllarca anlatmaya çalıştık. Mısır Akdeniz komşusudur. Yapmayın dedik. Mısır Arap dünyasının en büyük ülkesidir. AB konumundadır. İlişkilerinize dikkat edin dedik. Bunu diyene Sisi sever dediler. Darbe sever dediler. Bugün Mısırla ilişkileri geliştirmek için Dışişleri Bakanı bir yandan, lider e, Cumhurbaşkanı bir yandan ilişkilerini götürüyor. Şimdi Suriye'de ise en vahimiydi. Evet Suriye Devlet Başkanı Esad o hemen e, Suriye'nin güneyinde e, 2011'in başında bu liseli gençleri kurşunlaması ile birlikte büyük bir iç savaş patladı. Onun ardından 29 Nisan 2010, 2011'de Hatay'ın Yayladağ ilçesi Güreşçi köyünden 290 Suriyeli Türkiye'ye girdi. Aklı başında bir hükümet, olayların nereye gidebileceğini öngörebilen biraz dirayetli bir hükümet o kişileri orada durdurur, tabii ki geri göndermez. Uluslararası alana bilgi verir, tıpkı geçmişte 89-90 olaylarında e, Irak'ta yaşananlarda olduğu gibi, hatta Hümeyni sonrası İran'da yaşananlarda olduğu gibi o sınırda önlemlerini alır, konun uluslararası boyutlarını e, gündeme getirip e, çözümü içinde devreye girerdi. Bunun yerine gelsin dediler. Yüz bine kadar yolu var. Önce öngöremediler. Yüz bin, yüz bine kadar karşılarız dediler. Yüz bin birkaç ay içinde ulaşıldı. Uyanmadılar. Birkaç ay içinde yüz bine ulaşınca en çok 1 milyon gelir dediler. Yeni Şafak manşet yaptı. 1 milyonu bile ağırlarız dediler. O günlerde ben tutukluydum. Silivri'den Cumhuriyet'e gönderdiğim yazılardan birinde tırnak içinde bizim Suriyelerimiz diye yazdım. Bunu görmek için ne usta bir gazeteci olmayı gerek var, ne özel bilgiler almayı gerek var. Tablo bu. Bir kaçan insanlar var. Ülke zaten kendi içinde dengesiz. Ülke yönetiminde, ülke nüfusunun ülke gerçeğinin yüzde yirmisini temsil eden bir iktidar var. Zaten kendi iç dengeleri sorunlu. Ama açtığınız bu yol ne yaptı? Suriyeden kısa sürede binlerce insanın, yüz binlerce insanın Türkiye gelmesine neden oldu senan. Biz Suriyelilerin istatistiğini tutmayan 2013'te başladık. 2011 Nisan'da bu göç geldi. 2013'te başladık. Eyvah dedik. Durum çok vahim. Ardından 2014'te Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nü kurduk. İlk defa bunca bir göç ülkesi zaman tabii sorun çok büyüdü. Bu sürecin bütün ayrıntılarını uzatmak istemiyorum ama bizi izleyenler nasıl başladığını bir bilsin. Sonra sınırda sınır çadır kentleri kurduk o çadır kentlerde özellikle Hatay'dan baş Hatay, Kilis, Antep oralar o bölgelerde bütün insanların sınırdı o çadırlarda yaşadığı kentler oluştu ama hava yağmur ya yani hava yağmurlu insanlar o çadır kentlerde onlar da insan. Ama Türkiye'de bir umutla gelmişler. yağmurdan giysilerini yıkamışlar, yağmurda kurutmaya asıyorlar. Vahim bir tablo. Çamur ortalık. Ve bir dizi hastalık beraberinde geldi. Bunlara karşı çözüm olarak bu iktidar eğitim donat projesiyle Suriye'den insanları getirip Suriye'ye geri gönderdi. Onlar ne oldular? Terörist oldular Sena Hanım. Maalesef biz bunları dile getirdiğimizde vay siz Türkiye terörist yetiştirdim diyorsunuz. Ya kardeşim bir dinleyin. Buradan Suriye özel or Suriye özgür or Suriye ordusu diye hazırlayıp gönderdikleriniz terörist örgütlerine katıldı. Buna da aymadılar. Hadi bu politikadan vazgeçelim dediler. E, 2014'ün bir 29 Mayıs'ında, düzeltiyorum 29 Ekim'inde, Irak'tan Suriye'ye bir dizi binlerce insanın geçmesini sağlayıp özel bir bölge oluşması sağlandı. Salih Müslim kırmızı hallarla geldi gitti. Ve şimdi geldiğimiz noktada bu adım adım büyüyen sorun, Antep'te 41 kitli örgütünün, sivil toplum kuruluşunun, biz bitiyoruz feryat ediyoruz diye bir bildiri yayınlamasıyla sonuçlandı. Lütfen zahmet edip 5 sayfalık o bildiriyi bir okuyun. Her satırında bir feryat var. Her satırında bir bitiş var. Her satırında bir bizi kurtarın çığlığı var. Oraya imza atanlar Esnaf Birliği, Sanayi Genel e, Ayakkabıcılar Derneği, OTÜ e, Antep Derneği yani sağdan soldan bütün kesimler bu şehir bitiyor diyorlar. Ve şimdi Antep'ten de biliyorum oraya yayın yasağı gelmedi. Antep'ten de bir kişi provokatif olarak Suriyeli. işte burada ekranda söyleyip bir başka hani galeyan havasında değerlendirmek istemiyorum konuyu. Gerçeklerden sapmadan değerlendirmeyi arz ediyorum. Ee i̇şte meydan okuyan adeta kendi toprağıymış gibi bir havada oradan açıklama yapıyorum. Şu anda kilisin bir başka nedenle geçen hafta konuştum. Kilisten birkaç yöneticiyle. 16 yaş üstü, on, düzeltiyorum 16 yaş altındaki çocuklardan %40 Türk, %60 Suriyeli. Kilis. Kilis. Zaten Hatay'ın pek çok ilçesi bu halde. Siz bu hale getirirseniz oraları en ufak bir provokasyon elbette olayı bambaşka yerlere sürükleyebilir Sena Hanım. İşte bugün Kayseri'de yaşadığımız ise e, öyle bir tablo ki bu yayın yasayla yok muhalefet e, çocukça yok bilmem nece öneriler getirdiğiyle geçiştirilecek şey değil. Kayseri'de ben şöyle tanıdım. Kayseri'de bunu bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Suriyelilerin emeklerini abartmıyorum. Bir köle pazarı gibi pazarlayan Suriyeliler var. Suriyeli ağlar oluşmuş diyor ki Suriyeli bir hani emek ağası diyelim. Bir müteahide diyor ki sen Türk işçiye ne kadar para veriyorsun? 10 birim. Diyor ki ben bunu 4 birime yaptırırım diyor. En iyi tane Suriyeli pazarlamış kendi elinin altında. Kayseri'nin çevre illerine böyle e, gruplar halinde insan gönderiyorlar. Ve ben bunu geçen yıl işte 14-28 Mayıs seçimleri arasından Erzurum'a giderken birebir oradaki bir müteahhit anlatmıştı bana. Müteahhit de öyle bir anlattı ki ya bu Türkler sevmez, bizimkiler çalışmayı sevmiyor. Bak Suriyeliler ne güzel bambaşka bir havada anlattı. Yani bugün konuştuğumuz sorun bir sonuç. Böyle muhalefet şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı ile yani hani Nasrettin Hoca'nın samanlıkta kaybettiği iğneyi daha aydınlık diye hani caddenin ortasına aramasından başka bir şey olmaz. Şimdi bir de bunların üzerine ne yaptınız? Esad altını çiziyorum. Oradaki gerçekliğin dışında bir yönetim. Esad'ın temsil ettiği toplumsal yapı oranın yüzde O hakikaten çözülmesi gereken başka bir durum. Ama her iç sorununu biz çözelim dersek <laughs> o zaman milyonlarca Sudanlı'yı mı getireceğiz Türkiye'ye? Yemen'de su silahlı hutular birbirine girdi. Yemen'de mi getireceğiz Türkiye'ye? Allah aşkına. Üstelik bizim 900 kilometre sınırımız var. Daha tehlikeli bir boyut. Ve şimdi orada biz ne yaptık? İstanbul'da sürgünde Suriye ordusunu kurduk. Şimdi empati yapın. Saddam'ı diktatör diyorum, diktatör. Bir övgün bir şeyim yok. Ama sen İstanbul'da sürgünde Suriye hükümeti kurmuşsun. Bütün bunların sonucunda bu noktaya geldik. Bütün bunların sonucunda çözüm hakikaten ben pek çok Muhalefet Partisi'nin önerisini onaylamıyorum. Ama kini hiç onaylamıyorum. Peki Bunu sizce ökelemek, ne olmalı? Mesela muhalefet... Az önce şöyle bir paradoks var dedi Nihal Bengüç-Sukarevi. Tam bir açmaza dönüşmüş halde. Kendi içerisinde de öyle. Suriyelilerin dönüşü için attığınız her adımın hemen sınırın ötesinde bambaşka yansımaları oluyor. E, böyle oluyorsa o zaman normalleşme diyorsunuz farklı bir tezahürü olabiliyor. Nedir bunun çözümü? Şimdi tabii ki benim elimde de bir sihirli değnek. Ya da Biz gittin mi de. Esad'a, Şam'da götürdün, akşam çözüm, yok böyle bir şey. Yıllar içinde büyütülmüş, e, hakikaten uluslararası hale de gelmiş bir sorunla karşı karşıyayız. Bir hastalık için bile önce onun bir hastalık olduğunu, evet ben işte <laughs> solunum yolu hastalığıdır bu, astımdır, e, ciğerlerle ilgilidir, önce onu kabul etmek, sonra çözümüne girmek gerekir. İktidar bende bir şey yok diyor. Ateşimin yükselmesi karşımdaki herif konuşa konuşa sinirlerimi bozdu. O yüzden diyor. Oysa içeride kanser var. Şimdi burada ve öyle bir sorun ki Sena Hanım. Bugün Türkiye'nin bütün illerine bu iktidarın eşit dağıttığı başlıca sorun Suriyeliler. Bayburt'ta bile var. Girin İçişleri Bakanlığı'nın aylık, liste, aylık e, yabancılar listesinden Bayburt'u da göreceksiniz. Şimdi başlangıçlık ilk 5 yılda bu sınır illerindeki çadır kentlerdeydiler. Sonra koy verdiler. Ve şimdi örneğin yine bilgiye dayalı olarak söylüyorum. Antalya'da Antalya'da Suriyelilerin artık e, bu o şehir istihap hattını doldurdu deyip Suriyeli yerleşmesine izin vermiyorlar. Çözümü nerede bulmuşlar biliyor musunuz? Resmi olarak Isparta'da oturuyor görünüyorlar. Ya bir sabah geldiydik de Antalya'ya gece döneceğiz diyorlar. Türkleri de çözmüşler. Onların yardım edenleri de bulmuşlar. Ve şimdi bunun gelelim ana ayaklarından birine. Ne demişti iktidarın bakanlarından biri? Suriyelileri gönderdik mi Antep ekonomisi çöker. Niye? Ucuz işçi. Bugün ayakkabı tamir, e, ayakkabı yapım fabrikalarında Sena Hanım. Yaş kaç biliyor musunuz? Kaç yaştan başlıyor çalışan kişi? Altı. 16 değil 6. Onlara da yazık. Tabii ki. Ama asıl işte bunun çözümü için önce bu gerçekliği, yani bu, bu sorunu bunun kabul bir de etmek. Bu bütün... sermayenin ucuz iş gücü, işte bu çocuk işçiliğine kayıt dışına, ama işte bir kayıt... başka bir boyut diyorsunuz. Başka boyutu sen hanım ama o da şu. Çalışma çalışma hayatı ahlaksızlığı. Çalışma hayatı ahlaksızdır. Onu da tetikledi. Şimdi Antep'te, Antep'te örneğin yan yana iki ayakkabı e, en çok onlar etkilenmişler. Benim de ulaştığım bilgiler oralardan. Biri tamamen kayıt dışı üretim yapıyor, ucuza mal ediyor. Birisi kayıt içinde biraz daha pahalıya mal ediyor. Ve yerel seçimlerden 15 gün önce o pahalıya mal eden, telefon da bende var, kişi dükkanını kapattı. Şimdi böylesine bir tabloyla da karşı karşıyayız. O zaman da çözüm e, muhalefetle alay etmek ya da bu e, işte Esad'la görüşecektik işte ama görüşünce Suriye'de bunlar çıktı demek değil. Bunun büyüklüğünü kabul etmek lazım. Sonra da adım adım hani vardır diyelim ki 40 tane düğüm. Önce en üst düğümü çözeceksin. Şimdi en ortadaki düğümü çözeceğim dersen olmaz. Yine kısa bir karşılaştırma olarak söyleyeyim Sena Hanım. Bugün Almanya'nın en büyük sorunu ben geçen ay, Mayıs ayında Almanya'daydım 3 günlüğüne. Suriyeliler, büyük sorun ne yapacağız diyorlar. Dedim ne kadar Suriyeli var? 950 bin dediler. Büyük sorun. Almanya nüfusu Türkiye'den fazla, ekonomisi bilmem kaç katımız. Ama onun bile ülkenin ekonomisini ve sosyal hayatını e, öte yaptığı yandan etkileri yandan Avrupa Birliği'nin çeşitli anlaşmalarla tıpkı böyle bir emniyet sübabı gibi mültecileri tuttuğu ülkede Türkiye ve hatta benzeri anlaşmaları Tunus'la da yaptılar. Şimdi Mısır'la da yeni bir anlaşma yaptılar. Ee, Almanya Avrupa kıtasında belki en çok evet Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke ama geneliyle zaten Avrupa'nın sınırları dışında tutmak için yaptığı, giriştiği o para verip anlaşmaların evet. neticesi de burası. Yine buraya geliyoruz. Kesinlikle Sena Hanım. Bu ülkenin getirdiği bir başka gerçek şudur. Artık Avrupa'nın sınırları Van'dan başlamıyor. Edirne'den başlıyor. Edirne'deki e, Yunanistan sınırını bilmiyorum gördünüz mü? 2 metre genişliğinde genişliğinde duvar. Üzerindeki tel örgü öyle bir ürkütücü ki kendimi bir an Auschwitz kampının girişinde sandım. Artık bu iktidarın getirdiği noktalardan biri bu. Şimdi bu aşamadan sonra da hakikaten adım adım bunu çözeceksek bir defa e, biraz önce siz vurguladınız kimi ayrıcalıklar vesaireler ee, hani onu, ondan vazgeçtim çözdüm o da değil. Bunu kabul edip Esad yönetimiyle diyalog bir, bir parçası Arap Birliği ile diyalog bir parçası. Mesela İran, Özgür Özel bölge bir röportajında dedi ki e, daha son, yani ben burada inisiyatif almaya hazırım. Gerekirse gider ilk ben görüşürüm Esat'la. E, yani biz bunun için bir zemin var mı yok mu bakıyoruz dedi ve ee, olumlu gelişmeler var bu yaz gidebilirim gibi açıklamaları da oldu. Sizce muhalefetin burada hani dışarıda Türkiye'nin partisiz açıklamasından bunu bir siyaset üstü e, sorun olarak görüp çözüm'e böyle bir katkısı olabileceğini düşünüyor musunuz? Vallahi Sena Hanım Özgür Özel biraz daha ileri giderse bu iktidar Suriyeler sorununu CHP'nin üstüne bırakır. O yüzden dikkat etmek durumunda. E, çünkü bu iktidarın politikalarının bütün boyutlarını bilmiyoruz. Bu iktidarın Suriyelilerle ilgili, Suriye'deki yönetimle ilgili, Müslüman kardeşlerle ilgili siyasetlerinin tümünü bilmiyoruz. Zaten geleneksel dış politikamızı da bıraktık. Yani o, o girmiyorum çünkü hani dağılmasın konu. Evet. Şunu da bir kere daha vurgulayayım. Ee, Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde yirmisi terör örgütlerini kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Türkiye'deki Suriyelilerin yüzde onu Esad'ın adamı. Esat kim Suriye bir muhaberat devleti el muhaberat devleti denir yani bir istihbarat devleti o yüzden ülkemle ilgili ne oluyor diye gönderdikleri de var yani böyle bir sorunu içiniz almış oluyorsunuz Sena Hanım biz bu sorunun bu kadar büyük olduğunu yıllarca anlatmaya çalıştık yerine göre bizim abarttığımızı söylediler yerine göre bunun işte bu kadar uzamayacağını kısa sürede biteceğini söylediler şu anda bu noktadan sonra yani bugün bile geç kalınmış değil bugün de aklı selime gelip çok boyutlu diplomasi devreyi sokan, Birleşmiş Milletleri devreyi sokan, Avrupa Birliği ile böyle sen bana dolar ver, euro ver, işte ben de işte bir tip Suriyelerin göçmen deposu olayım politikasını bırakan çoklu bir yeniden başlangıca ihtiyaç var. Bunu çok yapmazsak güzel. bakın yazın deftere bu sorun daha da büyüyecek. Çünkü aşağıdan gelen var. Kilis örneğini verdim. 60'a 40, 16 yaş altında ve bunun devamının tahmin edin nasıl geleceğini onların kendi içinde yaşadığı özgüveni. Ankara'da Önder Mahallesi'nin adı Altındağ'da Ankara'nın gövendedir. Nasih Güngör e, bilir Ankara'da yaşıyor. O mahallenin adı bugün Halep Mahallesi. Oradaki Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu öğleden önce Suriyelilere, öğleden sonra Türklere ders veriyor. Öğretmenler arasında zaman zaman yaşanan sorunlar var ayrıntılarına girmek istemiyorum ki orada da zaten yakın geçmişte biliyorsunuz bir ciddi bir sorun yaşandı. Şimdi işte bütün bunların artık e, devamında Suriye'nin kuzeyinde yaşanan. Şimdi acı ama bir başka gerçek daha var arkadaşlar. Biz Suriye'nin kuzeyinde birket evler yapıyoruz. Suriye'nin kuzeyinde hastaneler yapıyoruz. Onların Suriye'yi bırakın Birleşmiş Milletler katındaki karşılığı Türkiye'nin bir başka ülkenin içinde iş yapması ya. Birleşmiş Milletler'deki karşılığı. Yani yardım da yapıyorsunuz ama bunun uluslararası hukukunu statüsünü oluşturmadığınız için bu yaptığınız iyilik de sizin bir başka ülkeye müdahaleniz olarak algılanıyor. Peki. Ve şimdi bu eylemi yapanlar en son sıcak olayı. Kimlerdir tabii ki şu aşamada diyecek, söyleyecek durumda değilim Sena Hanım. Ama orada Türkiye Cumhuriyeti'nden ayda 500 dolar maaş alanlar var. Özgür Suriye Ordusu'nda olup da ve onların Türkiye'deki aileleri ayrı bir statüdür. Ayrı bir statüdür. Ve Türkiye Cumhuriyeti karayolları işte, trafik e, sistemi sadece Suriyeliler için ayrı bir plaka öngördü. Ayrı bir harf. Şimdi o harfi söyleyip e, farklı yorumlara neden olmak istemiyorum. Ayrı bir hariton gördüm. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Artık buradan ben iktidara iktidara diyorum ki bir gerçeği gör artık. Sonra adım adım çok boyutlu bak. Hani bir tekiyle elbette esatta görüştüm sabah tabii alalım ya gelsinler mümkün değil. Ama çoklu yaptığınızda bunun bir adım adım en azından durdurmanız mümkün olur durdurmanız. Çünkü şu anda süreç büyüyerek devam ediyor Sena Hanım. Belki. Büyüyerek devam ediyor. Çok en güzel. azından durdurup ondan sonra adım adım çözeltmeniz. Son cümlem şu olsun. Uzun vadeli bir çözüm de benim o bölgeye gidip gelen, yerine göre gücü yettiğinde araştırmalar yapan bir kişi olarak GAP'ı Suriye ile paylaştığımızda belki önümüzde kuşaklar daha rahat edecek. Alfa Birliği'nin bir demir-çelik birliği olarak başladığını unutmamak lazım. GAP'ı da biz bugün 900 kilometre sınır ve evet. e, Suriye'den, Türkiye'den çıkan Fırat, Suriye oradan Irak'a gidiyor. Hı hı. E, Dicle, Fırat ve Irak'ta birleşip Şahdül Arap su yolu oluyor ve orada savaştılar. E, Irak'ta İran yan yana yaşamayı beceremedi. Suriye şimdi kendi ülkesini ayakta tutup çevresiyle bir barış üretmeyi beceremedi. İşi tarihe boğmayayım ama son 50 yılda Teşekkür. Suriye... Mısır ve Libya bir oldu, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdu. Üç yıl sürdü. Sonra evet. e, Suriye ile Irak bir oldu, e, yine yeni bir Birleşik Arap e, Arap Arap e, Sosyalist Birliği'ni kurdu İki ülke. İki yıl sonra savaştılar. Maalesef o ülkelerin kendi arasındaki ilişki böyle, küçümsemiyorum. Ama böyle ilişkiler oturdulaşma diye bir şey diyorsunuz. var. Peki. Evet, bunu da akılda tutmak gerekiyor. Çok gerekir teşekkür diyorum. ediyorum. Çok sağ olun. Ee, Serkan Toper bu demografik, ekonomik, sosyo kültürel pek çok boyutu olan bir soruna dönüşmüştür der Mustafa Balbay. Mesela biriket ev yapıyorsunuz bu bile başka bir BM nezdinde yankısı var. Bir gerçeği gör artık diyorum ben iktidarda dedi. Buna çok boyutlu bak diyorum ve eğer çözülmezse büyüyerek devam edecek diye de bir öngörüsü var. Siz bu iki gündür yaşananlara nasıl bakıyorsunuz? Özellikle bugün akşam saatlerinde Türk bayrağına yapılan saldırılar, Türk türlerine yapılan saldırılar, Türk hastanelerine yapılan saldırılar. Nasıl okudunuz tüm bu gelişmeleri? Buyurun. Beni Hanım bugün berberde, kafede, her yerde konuşulan konu bu. Evet, vatandaşlarımız tedirgin bu gelişmelerden. Kayseri'deki gelişmeden tedirgin. Bugün Türkiye'nin fiili hakimiyet kurduğu Suriye'deki bölgelerdeki gelişmelerden tedirgin ve her şeye dönermesi de bayrak bu milletin kutsalıdır. Bayrağını yakılırken gördüğünde bu millet üzülür, öfkelenir. Ama Sayın Nihal Hanım da Sayın Gülkan Zengin de ifade ettiler. Zor bir denklem var. Ama öncelikle şunu altını çizmemiz lazım. Türkiye'nin Suriye'de var olması bir tercih değil, zaruret. Hayati bir konu. Türkiye'nin bekası ve güvenliği açısından da Türkiye'nin orada olması olmazsa olmaz bir denklem. Türkiye orada var olurken sadece askeri gücüyle var olmadı. Sosyoekonomik adımlar da attı. Biraz önce Sayın Balbay'ın söylediği iş yerleri, okullar kurdu. Ama orada var olan tek aktör Türkiye değil. O bölgede örneğin bölgede çalışmış bir ismini aktardı. 112 benzeri belediye hizmetleri benzeri hizmet veren Fransız ve İngiliz aktörler var. Oradaki halkı Türkiye'ye karşı kışkırtma noktasında da etkili aktörler. Ve Türkiye orada bir terör devleti kurdurulma projesine karşı kendi topraklarının güvenliğini sağlayabilmek adına bu operasyonları yaparken biz şunu söyledik. Bu hayati bir meseledir. Bu siyaset üstü bir meseledir ve de Türkiye'de bulunan sığınmacıların oraya Türkiye'yi severek, iyi derecede Türkçe konuşarak Türk dostu olarak dönmeleri de hayati bir meseledir. Çünkü bugün orada İdlib'de çocuklara Fransızca öğretir. Fransız istihbaratının Türkiye'de sığınmacı karşıtlığını nasıl körüklediğini de biliyoruz. Ama Türkiye'nin de olaylara bakış açısında iki tezat ve toplumda karşılık görmeyen görüş var. Biri bir sığınmacı şirinliği. Yani onlar sanki ev sahibi biz burada misafirmiş, misafirmişiz algısı oluşturanlar. Onlar iyi insanlar, bizler milliyetçi, faşist, ırkçı insanlarız. Bu vatan onlar sayesinde kurtarıldı, biz hiçbir şey yapmadık. Muazzam sığınmacı güzellemeleri. Bir tarafta da hemen bugün gönderelim. Elimize taş sopa alalım, bunları döve döve yollayalım. Ülkelere döndüklerinde de Türkiye nefretiyle oraya gitsinler. Fransız ve İngiliz aktörlerin bütün provokasyonlarına açık bir ruh haliyle geri dönsünler. Oysa Sayın Hakan Fidan, Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli son bir ayda açıklamalar yaptılar. Onurlu ve güvenli bir geri dönüşün altını çizdiler. Ve ne zaman ki bu daha önce de olmuştu. Sayın Erdoğan ne zaman ki Esad'la Şam'la görüşmeden bahsetse bu bölge karış. Ve yine değerli konukların ifade ettiği bir açmaz. Biz orayı terör unsurlarından temizleyip demografik geleceğimiz için tehdit oluşturan bu nüfusu oraya aktarmak zorundayız. Bunun için de Çam yönetimiyle de işbirliği yapılması gerekiyor ama orada da beraber hareket ettiğiniz Suriye milli ordusu. Muhalifler de bunu istemiyorlar. Türkiye bu denklemlerle uğraşırken bir yandan da orada İsrail denklemi var, Amerika denklemi var, Rusya denklemi var. Fena Hanım, Niçin? Bizler tam bağımsız, kendi menfaatlerine göre karar alabilen Türkiye vurgusu yaparken bunu ifade etmiştik. Amerika müttefikiniz olabilir, yüzünüz batıya dönük olabilir, ekonomik meselelerde batıyla çok derin işbirliğiniz olabilir. Ama şu var, batıyla menfaatlerinizin uyuşmadığı noktada onların ipiyle kuyuya inmek mecburiyetinde kalmamasının adıdır bağımsızlık iradesi. Örneğin Suriye'de, Irak'ta toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi çok önem arz ederken Amerika için böyle bir proje yoktu. Amerika için orada bir terör devletinin kurdurulma projesi vardı. Biraz önce Sayın Balbay'ın bahsettiği dış politika yanlışları iktidarın işte 2016 sonrası doğru hamleler yapılırken de Türkiye'de başka partilerin 2016 öncesi yanlışlarda ısrar edeceğini gösteren bazı hareketler oldular. Hareketler oldu. Neydi bu? Askerimizin Suriye'de ne işi var? Askerimiz Suriye'de olmadığında Türkiye'nin güvenliğini sağlayabilmek mümkün müdür? Oraya sadece askeri önlemler değil, işte o birket evler de yapılacak. Orada yaşayan insanlara Türkçe de öğretilecek. Mümkünse iş alanları oluşturulacak. Türkiye'nin bir takım üretimi orada yaşayan insanlar üzerinden yapılacak. Evet bugüne kadar Türkiye bunları yapmayı denedi. Ay, Bal Ama gelinen, gelinen noktada, noktada farklı bir açıya dönüştü bütün bu olanlar. Ters bir açıdan da bakıyoruz evet. şimdi yaşanan gelişmeleri. Bütün bu sürecin sonunda buraya gelmesini siz nasıl yorumluyorsunuz? Ve gelinen noktada orada tek denklemde işte Terör unsurları var, istihbarat aparatları var. Ticari menfaatleri zedelenmiş Türkiye'nin hamlelerinden dolayı aşiretler var. Vatandaşlarımıza bugün şu algı oluşturuldu. Dün Kayseri'de olaylar yaşandı. Bir takım Suriyeli Araplar buna kızdığı için Türk bayraklarını yaktılar. Hayır bu değil. Kesinlikle bu algı yanlış. Israrla pompalanmaya çalışıyor. Bizi izleyen vatandaşlarımız bilmeli ki bu dünkü olaylardan bağımsız. Türkiye ne zaman Şam'la görüşme kararı alsa oradaki muhaliflerin verdiği tepkiyle, istihbarat aparatlarının provokasyonuyla ve ticari menfaatleri zedelenmiş bir takım aşiretlerin kalkışmasıyla alakalıdır. Ve imtiyaz konusu Nihal Hanım altını çizdi. Elbette ki bu millet polisine, askerine güvenlik güçlerine güvenmeyi öğrenmiştir. Devletine güvenir. Kayseri'de bir olay olduysa devlet gereğini yapar. Çok net. Nereden kontrol edilmediği bir olayın peşine takıldığımızda hem ülkenize zarar verirsiniz hem kendi geleceğinize. O yüzden herkes sakin olmak zorunda. Ama imtiyazlar konusu. Örneğin insanlarda şu algı var. Türkiye'de bir ekonomik sıkıntı var ve biz fazladan 5-6 milyon insanla nimet paylaşımı yapmak zorundayız. Aradan geçen 12-13 yılda zor durumdaki insanlara kucak açtık. İyi ki de açtık. Ama acaba bu sığınmanın ötesine geçti de Türkiye'nin nimetlerine ortak olma çabasına mı dönüştü? Diğer taraftan demografik yapıyla alakalı ortaya konulan hassasiyetleri, söylemleri, millilik, yerlilik ve milliyetçilik ekseninde ele alıp tepki vermek yerine örneğin insanlar şunu düşünemezler mi? Türkiye'de milli devlete saldırıların ayyuka çıktığı bir dönemde. Üst kimlik üzerinden bir Türklük alerjisinin oluştuğu dönemde terör meselesinin bir etnik mesele olarak ele alınıp bir etnik sorun olarak tarif edildiği bir süreçte İnsanlar şu refleksi göstermeyecek mi acaba? Sığınmacılara gösterilen tepki milliyetçi duygularla mı alakalıdır? Yoksa Türkiye'de üst kimliği tartışmaya açanların toplumda oluşturduğu bir kaygı mı? Afuruyor? Tam bu soruda bir reklama gideyim dönüşte tamamlayacaksınız. Evet. Reklam vaktim gelmiş. Marjım da yok. Ee, bir kısa bir ara ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara vardı. E, arkada bıraktık ama sıcak bir gelişme de var. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dakikalar önce bir paylaşım yaptı Kayseri'de meydana gelen olaylara ilişkin. Hem o paylaşımı verelim ekrana hem de ben izleyicilerimiz için seslendireyim. 30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin bot, Paylaşımların %68'inin ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10'u savcılığa sevk edildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söyleminde bulunanlara göz açtırmayacağız diyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapılıyor. %37'si bot hesap ve %68'i provokatif amaçlı ve negatif diyor Yerlikaya. Ve 63 hesapla ilgili soruşturma var. Onu da savcılığa sevk diğerleriyle ilgili işlemler devam ediyor. Şimdi provokasyon bu sorusunu sorarken sosyal medya ile ilgili de tabii çok fazla dezenformatif ve provokasyona dayalı bilgi de orada sirküle olabiliyor, dolaşabiliyor Serkan Toper. Ee, buyurun hem buna ilişkin bir paylaşım ilgili yorumunuzu alayım. Hem de e, anlatacaklarınız vardı. Bir soru sormuştunuz oradan Hı. devam ederiz. Yani bu sosyal medya olayını şunu söyledik biz: İnsanlar gerçek kimlikleriyle orada var olmak zorundalar. Sokakta yüzünüze söyleyemeyecek olanlar. Orada fake hesapların ardına saklanmak suretiyle sayın bakan rakamları veriyor ki bunu biz bolca sosyal medyada görüyoruz. Ama Türkiye hala bir kararlılık gösterip. Birilerinin ki bu provokasyonu yapmak isteyenler ilk bağırıyorlar. Türkiye'de ifade özgürlüğüne sansür uygulamak mı istiyorsunuz diye. İfade şahıslara tanınmış bir aktır. Fake hesaplara değil. Nihal Hanım'ın ifade özgürlüğü vardır. Serkan Toper'in vardır. Gürkan Zengin'in vardır. Yani kim olduğunu bildiğimiz Gerçek kişinin kişi ifade özgürlüğünden bahsedebiliriz. Karanlık odaklarının emrinde, terör örgütlerinin emrinde kişilerin bir ifade özgürlüğünden bahsetmek mümkün değildir. Ve artık buna Türkiye'nin bir an önce önlem alması gerek. Diğer taraftan şunu ifade etmiştim. Türkiye'de elbette ki konuyu yabancı düşmanlığı düzeyine getiren azınlık gruplar vardır. Ama ve lakin ülkesinin demografik geleceği için kaygılanan, milli üniter devletle ilgili kaygıları olan insanların kaygılarını da haklı çıkaran Türkiye'deki güncel tartışmalardır terör meselesi üzerinden anayasanın 66. maddesindeki Türklük kavramını tartışmaya açan iklimdir bu insanlarda bu hassasiyet oluşturan. Yarın kendini Türk olarak görmek istemeyen, belirli çevrelerin provokasyon ve propagandasıyla, Türk alerjisiyle ben Türk değilim ki diyen, siz beni zorla Türk olarak kabul ettiremezsiniz diyen, Milyonlarca insanın varlığı ve o ihtimal insanları kaygılandırır. Diğer taraftan da, evet, sığmacıların misafirliği çok, çok uzamıştır Sena Hanım. Bu milletin duygularıdır. Ve sığınmacıların geri gönderilmek istenmediği noktasında vatandaşta oluşan algı vatandaşı rahatsız etmektedir. Evet, bunların geri gönderilmesi istenmiyor diye bir algı var Türkiye'de. Algı var. Hükümet tarafından Öncelikle istenmiyor diye bir algı. Öncelikle bu algının değiştirilmesi gerekir. Yoksa bu topraklarda yaşayan kimse çaresizce bu topraklara sığınmış kimseyle onlara karşı faşist, ırkçı tavırlar içine girmez. Bu toprakların kodunda yoktur. Ama birileri ısrarla çıkıp biri entegrasyon der. Biri ya asıl sahip onlar, siz kimsiniz ki der. Bu noktada konuları ele aldığınızda... Onu diyen de var mı ya? Asıl sahibi onlar ya falan diyen var sosyal medya çukur. İnsanlar gündemi sosyal medyadan ya, ben takip ben ediyorlar. Denk gelmedim. Nihal ne? Hanım, Nihal Hanım çok Öyle önemli yapıyorum. bir tespiti ben... daha vardı. Bugün Nihal Hanım'ın önemli tespitleri vardı. Biz Çok vatandaşımızdan... Bir açıklama var. Okumama izin verirseniz sizi bölüyorum ama lütfen kusura bakmayın. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan bu başta ilişkin bir açıklama geldi. Ekrana verirsek arkadaşlar ben de okuyayım. Akabinde sizlerden de değerlendirme alayım. Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir diyor. Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerinin ülkemizin huzurunu bozma çabaları devletimizin tüm unsurları ile birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır. Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri iletişim başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu çalışmaları destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyonun boyutu ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmez konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını rica ederiz diyor. Burada da bir dezenformasyon uyarısı var. E, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İlet İçişleri Bakanı'nın açıklamasından birkaç dakika sonra peşi sıra geldi. E, burada da bir belki koordinasyonlu, eşgüdümlü bir açıklamanın paylaşıldığını görüyoruz. Buyurun lütfen. Dediniz ki bazı paylaşımlar var. Ben görmedim dedi Nihal Karaca. denk gelmedim. Bu, benzeri, bu ülkenin sahibi onlardır gibi tartışmalar. Ben de. Evet. Yani burada bir imparatorluk dağılırken kaybettiğimiz topraklardaki insanlarımızın Osmanlı'nın vatandaşlarının ana yurtlarına gelmesiyle bu hikayeyi özdeş kılmaya çalışanlar bu hassasiyeti sürekli kaşıyarak sığınmacılar bu ülkede kalacaklar buna alışsanız iyi olur fikrini aşılamaya çalışanlara karşı toplumun verdiği reflekstir bu. Sığınmacıların misafirliği ve bu ülkede misafir oldukları topluma iyi anlatılmalı. Geri gönderilecekleri, bunun da insan haklarına, medeniyet kodlarımıza uygun şekilde yapılacağını, ki öyle yapılmak zorunda, topluma doğru anlatmak zorundayız. Diyorlar ya bilgi kirliliği var, e, toplumda hakim olan kanı bu. E, bu kanıyı da ben oluşturmadım bu ekranlarda. Nihal Hanım da oluşturmadı, Yürkan Bey de oluşturmadı, siz de oluşturmadınız. Kim oluşturdu? Yani bir yabancı karşıtlığı, işte ırkçılık birileri bunu yapıyor. Buna karşı bir refleks, buna karşı bir söylem oluşturalım derken işi daha da hassas bir noktaya taşınmış da olabilir. Bu insanlar bizim misafirlerimiz ve günü geldiğinde mutlaka ülkelerine dönecektir. Bunu topluma inandırmak dışında sürekli bir algıyla insanları burada kalacaklarına alıştırma noktasındaki söylemler belki bu hassasiyetleri kaşımış olabilir. Milletin ortak duygusu şu Sena Hanım. Sığınmacılar onurlu, güvenli şekilde ülkelerine geri dönmek zorundalar. Bunun ırkçılıkla alakası yoktur. Bunun yabancı düşmanlığıyla alakası yoktur. Bu her milletin demografik geleceğini koruma refleksleri vardır. Bununla alakalıdır. alakalı. bunlar Gülkan Gülkan geri dönerken de ya Serkan Bey bunlar verin soru de. olsun size. Yani bu bu kadar kolay değil. Olacak bir şey de değil, evet. değil bunca yıldan sonra diye. Yani geri dönüşler, misafirlik tamam bitti. Bu artık bunca yıldan sonra çok kolay değil ve hatta neredeyse imkansıza yakın diye başlarken Gürkan Bey'in değerlendirmesi oldu. Bakın zaten bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Neyle altını çizmiştim ben? Millet geri gönderilmeli noktasındaki çaba ve kararlılığı görmek ister. Yoksa yarın Türkiye'de bir anda sığınmacı sayısı 300 bine düşmüş, insanları zorla sınırlara sürmekten bahsetmiyor kimse. Geri gönderilme iradesinin varlığına dair o kararlılığı görmek istiyorlar. Bu kararlılığı gördüğünde insanlar zaten toplumun da olaya bakışı değişecektir. Bu kararlılık noktasında problem olduğunu ifade ettim. Ve ikinci nokta geri dönüşlerinin de onurlu, güvenli ve Türkiye ile dost olmasının da çok kritik bir mesele olduğunu altını çizdim. Bittikleri topraklarda Fransızca konuşan, İngilizce konuşan, Fransız ve İngiliz, İngiliz devletinin tesiri altında bir topluluktansa, Türkiye ve Türk dostu bir topluluğun, Türkçe konuşan bir topluluğun orada var olması da bekaya dahil hayati bir meseledir. Türkiye devlette de bu denklemleri bugüne kadar koruyarak ona da bir politika üretti. Ama herkes takdir etmeli ki kolay bir iş değil. Siyasetin konusu değil. İç cephede özellikle ana muhalefet partisi başta olmak üzere herkesin iktidarın yanında, iktidarla istişare halinde, iktidarla fikir alışverişi halinde konuyu iş seyahati malzemesi yapmadan birlikte ele alması gereken zor bir mesele. Sadece Esat'la konuşarak çözülecek bir mesele de değil. değil bu herkesin biliyor olması lazım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Nasıl Güngör, e, %37'si bu hesapların bot diye bir açıklama yaptı Ali Yerlikaya. İletişim Başkanı Fahrettin Altın'da diyor ki e, Suriyeli sığınmacılarla ilgili bir provokasyon var ve biz bunu takip ediyoruz. E, az önce açıklamaya aktardım. Serkan Toper de der ki, ya sığınmacıların dönüşü istenmiyor gibi bir e, algı da var gelinen noktada, kararlılık noktasında sorun var e, ve şöyle bir soru doğar: Sığınmacılarla ilgili bu ortaya çıkan konuyu, sorunu, politikayı, iktidar yönetebiliyor mu? Yönetebiliyorsa şayet biz bugün neden bunları konuşuyoruz? Sizce Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Şimdi. E... ...epeyce konuşulduğu için yaklaşık bir saattir... bir saat ...bize geç zaman. geldik. Kusura bakmayın. Tekrar... Af buyurun. Yok yok estağfurullah onu onu kastederek söylemedim. Ben çok e, önemsedim konuşmaları... ...notlar da aldım. Ama belki ben daha fazla... E, ...artı katkı diyelim fazla değil de... ...sağlayabilmek için birkaç maddeyle bunu ifade etmek istiyorum. Çünkü burada... ...siyasi partilerimizin temsilcileri... E, ...Sayın Balbay kastetmiyorum. Sayın Balbay aynı zamanda meslektaşımız. Bu ekranlarda nadiren de olsa... ...konuştuklarında bu konularla ilgili açıklamalar yaparken daha böyle işte popüler yaklaşımlarla topluma sesleniyorlar. Fakat eee siyasi partilerimizin önemli bölümünün göçle ilgili, mültecilerle ilgili raporları var ve bunlar son derece kıymetli çalışmalar. Oralarda çok daha soğukkanlı yaklaşımların, çok daha gerçeğe uyan yaklaşımların olduğunu görüyoruz. Ben onların da birçoğuna göz atmış değil, oturup hani zaman ayırıp okuyabilmiş olduğum için biraz konuşabilirim bu konuda. E, Serkan Toper'in kararlılıkla ilgili söylediği nokta önemli. hem Gürkan'ın hem Nihal'in özellikle kastettiği. Yani biraz da şöyle bir tarafına bakalım. Bu, bu alanda Mustafa Balba ile anlaşmamız zor. Söylediklerinin bir bölümüne de katılıyorum sevgili Balba'yın ama. Yani bu, bu meselelerde sürekli Türkiye'yi sanık sandalyesine oturtmak, Türkiye'nin kendi dış politikasında her konuda hatalı olduğunu, muhataplarının ise hep haklı bir yerde durduğunu ya da bu anlama gelecek yaklaşımlarda bulunmak ya kendimize de haksızlık, Türkiye'ye de haksızlık. Ya bu coğrafyanın etrafında olup bitenleri takip etme anlamında da bu meseleleri doğru anlamaktan bizi uzaklaştıracak işler. Yani Türkiye Suriye'yi bölmek amacıyla hareket etmiş bir ülke ama Şam rejimi kendi ülkesinde hayırlı işler yapan bir yer. İşte Mısır'daki rejim kendi insanla zulmetmeyen, demokratik seçimlerle gelmiş bir başkanı, bir lideri üstelik katlederek hem ailesini hem kendisini yol alan bir ülke ama onlar hatasız Türkiye'ye onlara koyduğu tepkilerde hatalı. Lütfen hata var. Sayın Güngör bunları ben demedim. Ve bunları siz dediğiniz demiyorum. Sizin yaklaşımınızın buna kapı açtığını söylüyorum Hayır. ve açıyorsunuz da zaten. AK Mısır'dan Mısır politikasını değiştiren ben değilim. Değiştirebilirsiniz devlet devlet ama benim demediklerim üzerinden yorum yapmayın. Hayır, ya hiç hiç öfkelenmenize gerek yok. Söyledikleriniz bu kapıyı aralıyor. Siz Türkiye'nin politikalarını sanık sandalyesine oturtmayı seviyorsunuz sevgili Balbay. Yani Ama niye değişti, bu, Mısır bu politikasını ben. ben mi değiştirdim? Ya, bu akşam bunu yaptınız. Sisi'yi ben mi değiştirdim? Yapma. Bu örneklerle sadece bu örneklerle konuşamayız bunu. Başka örneklerle de konuşuruz. Hamas'la ilgili, bu Filistin'le ilgili o Gazze'deki katliamdan önce Türkiye İsrail ilişkilerinde de sürekli Türkiye'yi suçlayan bir yaklaşım vardı Türkiye'de. Ben bugün sizinkine ait bazı örnekler söyledim. Dedim ki buna kapı açıyorsunuz. Zaten söylediğimde de ısrarlıyım. Siz bu söylediklerinizle Türkiye'nin dış politikasını, bu alandaki politikalarını sanık sandalyesine koyuyorsunuz. Ben diyorum ki Türkiye'nin bir sürü hatası var bu konuda ama hatasını söylemekle Türkiye'yi bu şekilde bir konuma koymak arasında dağlar kadar fark var. Kusura bakmayın ama Türkiye, Suriye özelinde İran emperyalizminin, Rus emperyalizminin yaptıklarına da boyun eğmediği için mi suçludur? Yani orada sadece Amerikan emperyalizmi mi var? Orada başka ülkelerin kurduğu paramiliter yapılar, devlet dışı aktörler yani bunların hepsi sistemdeler ama Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için sınır ötesi operasyonlar ve bir geçici bir takım alanlar oluşturduğu için suçlu öyle mi? Yani bunu size söylemiyorum. Bunu genel olarak söylüyorum. Ama sizin söylediklerinizin bir bölümü hem Mısır'la hem Libya'yla hem Suriye ile ilişkiler noktasında söyledikleriniz böyle bir kapı açıyor. Bunu söylüyorum tekrar. Siz cevabınız olursa sonra söylersiniz. Bu mülteciler meselesinin Türkiye'deki karşılığında Belki birkaç noktaya dikkat çekmek daha e, ufuk açıcı olabilir. Şimdi e, ne dersek diyelim, Serkan'ın söylediği tabii ki çok önemliydi bu konuda geri ile ilgili kararlılık meselesi ama mültecilerle ilgili politikaların belli başlıkları var dünyada. Bu işin kitabında da bu vardır zaten. Şimdi bir kere birincisi geçici yerleşim işini doğru yönetmek zorundasınız. Birinci e, iş bu. Yani size gelen insanlar var o insanları geçici olarak da kabul ediyor olsanız öncelikle o geçici yerleşim meselesini doğru yönetmek zorundasınız. Yani kaç kişiyi nereye yerleştireceksiniz? Nerelere yerleştirmenizin getireceği sakıncalar var. İkincisi bugün Türkiye'den bütün Suriyeli ya da diğer göçmenlerin gönderileceğine dair bir tezin gerçekle ilgisi yoktur. Böyle bir şey söz konusu da olamaz. Ne kadarını gönderebileceğiniz konusunda bir çalışmanız varsa onu konuşabilir. Siyasete yönelik söylüyorum bunu. Yoksa mevcutları alalım, geri gönderelim. Bu şekilde bu meseleyi kapatalım. Böyle bir yaklaşımın tekrar söylüyorum. Gerçekle ilgisi yok. Bu size şunu da söyler. Aynı zamanda göçle ilgili adam gibi, doğru dürüst, yani meslek gruplarından, yaş gruplarına, doğum oranlarına, memleketleriyle olan irtibatlarına, istihbari bir takım bağlantılarına kadar entegrasyon sürecini de yönetmek zorundasınız. Yani gelen insanların tamamını gönderemeyeceğinize göre onların entegrasyonu ile ilgili politikalar izlemek zorundasınız. Peki bunca yıldan sonra konusu. yani zannederim bir 12 13 yıl bu oldu. Sıfır, bu sıfır bu 0, bu 0 düzeyinde değil sana. Hani eğer şunu soracaksan ya da yanlış anlama anlamadıysam yani Türkiye bu entegrasyon politikaları ilgili hiçbir şey yapmıyor değil. Şimdi bak az önce bir e, İçişleri Bakanı açıklaması oldu değil mi? Kaç tane şey var orada paylaşım? 343 bin paylaşım değil mi? %68'i. De. Yani dün Kayseri ölçeğinde Kayseri'ye hitaben diyelim ya da ölçek değil de 233 bin tane provokatif, negatif paylaşım yapılmış. Ya yani bu sorunun kaynağında bazı şeyler var. Bu noktada da entegrasyon politikalarını, çok doğru dürüst yaptığımızı, mesela meslek grupları bu insanların yetenekleri nedir, geri dönüşleri ne kadar mümkündür? Bunlar o insanları daha ülkenize kabul ederken yönetmeniz gereken süreçler. Eğer konuşacaksak buraları da konuşalım. Şimdi geri gönderim süreci de öyle kafanıza göre yapabileceğiniz bir iş de değil. Ya kimse kimseyi kandırmasın buralarda yani çıkıp geri gönderiyoruz. Öyle değil işte. Gönüllü gönderim diye bir hikaye var bu birincisi. Bunu bilgiye dayalı yapmak zorundasınız. Bilgi ve istihbarat da ikincisi. Giden insanın kendi ülkesinde doğrudan doğruya bir tehditle karşı karşıya olup olmadığı meselesi. Bir yasal süreci var mı? Bir mahkumiyeti var mı? Gittiği takdirde rejimle nasıl bir karşılaşması olacak? Bunları da bilmek zorundasınız. Bu konudaki uluslararası anlaşmalar noktasında da dikkatli olmak zorundasınız. Dolayısıyla bunun diplomasisi ayrı bir konu şu eleştiriye de ben ya da yaklaşıma da katılıyorum. Ben ne zaman Türkiye Esat'la ilgili bir yaklaşım sergilese ki ben de Esat'la oturup görüşmenin tek başına çözüm getirici bir unsur olduğunu söylemiyorum. Ee, Balbay bunun işin bir parçası olduğunu söyledi. Diğer kıymetli arkadaşlarım bununla ilgili yani tek başına Esat'ın bunları çözecek gücü yok dedi. İkisine de üç aşağı beş yukarı katılırım. Şöyle ki Esat kendi başına hareket etme kabiliyeti olan bir lider olarak Şam'da oturmuyor. Zaten Şam ve etrafını kontrol edebilme dışında bir kabiliyeti yok galiba Gürkan da buna işaret etti. Fakat bugünkü meselenin yönetilemez hale gelmesinin Türkiye'deki ekonomik sorunlarla olan bağlantısını da gözden kaçırmayalım. Yani toplumun en zayıf, en hassas olduğu zaman dilimlerinde evet, bu tür provokasyonların normal zaman efendim tam olarak ona dikkat Duyamadım çektim ki. zaten aslında bu imtiyazlılıkla evet, ilgili evet. bir algısı var ya sığınmacıların nasıl Ha, bu tamam. ciddi o, bir o tuzağa de dönüşüyor. Yani büyük bir kesinlikle e, sosyal, manevi erozyona dönüşüyor yani bu. E, özellikle şimdi, şimdi vergiler aslında... artırılıyor. O konudaki görüşünü de merak ediyorum aslında. Şimdi hani bu ekonomik çıkmazdan kurtulmak için hükümetin, Mehmet Şimşek'in açıkladığı program, proje çalışan, üreten insanların üzerine ekstra vergi yükü bindirecek. Şimdi ama orada sığınmacı evet. olarak gelmiş. Gelirken yanında Demek ki yani önceki döneminde Suriye'deki hayatında bir varlığı da olan o varlığını hızlıca nakite belki bozdurup Türkiye'ye gelebilen burada dükkan açan kazanmaya başlayan insanlar hala sığınmacı statüsünde oldukları için vergilendirilmeleri biliyorsunuz söz konusu olamıyor. Öte yandan Türk vatandaşı Bu, esnaf vergi evet. ödüyor. E, giderek katlanan vergiler ödüyor, ruhsatı var, bilmem nesi var. Tabii ki diğeri de tamamen yasalardan bağımsız değil ama e, şimdi o iki Yok, yan yana iki yan bağımsız. yana dükkanın sahiplerinin arasındaki evet. o dostluğu, barışı nasıl sağlayabilirsiniz bu ihtimalde? Bunlar özellikle Anadolu'da, taşrada bir... ciddi sorun olacak şeyler yani. Çok haklısın. ben buna şunu da ekleyerek söyleyeceğim. Zaten entegrasyonla ilgili söylediklerim geri dönüşle ilgili söylediklerimizin bununla doğrudan alakası var. Bir ülkeye gelen göçmen, mülteci hangisini tercih ediyorsanız canı istediği gibi bir sürede kalıp orada zaten resmi olarak da ticarethane açamaz. Bunun da aslında kurallarını koymakta çok geç kaldı Türkiye. Kaldı ki söylediğin gibi bunların büyük bir bölümü öyle resmi falan da değil. Yani imtiyazlar konusuna geldiğinizde kendi toplumunuzun daha imtiyazlı olmasını savunabilirsiniz ama çok ekstra imtiyazlarla mültecileri öne çıkaran. Şimdi mesela hastanelerle ilgili bir şey söyleniyor. Çok önden sıra alabiliyorlar, ödeme yapmıyorlar vesaire filan gibi. Bunlar bir kısmı doğru olmamasına rağmen hatta büyük bir kısmı toplumsal algı böyle. E şimdi başka bir şey daha var. Hani dediğin işte yan yana iki tane dükkan. Bir tanesi kayıtlı, vergi veriyor. Öteki malını nereden getirdiğini bilmiyorsunuz, vergi dairesine bağlı değil, vergi ödemiyor vesaire. Burada barış zaten sağlayamazsınız ama işte entegrasyon dediğimiz o kuşatıcı politika da size buralarda lazım. Yani 3 kuruş, 5 kuruş verip vatandaşlık satın almaya izin verdiğinizde geldiğiniz nokta burası olur. Size gelen insanların, bunu tekrarlamak zorundayım, niteliklerine dair bir fikriniz yoksa bu adam kim ya da bu hanımefendi kim bu çocuk ne bu ne okumuş ne okumamış yetenekleri nedir hangi meslek grubundadır benim ülkemde böyle bir alana ihtiyaç var mı yok mu bütün bunları doğru yönetmek zorundasınız şimdi sayı kabardıkça ve siz bu konuda istatistiklere doğru dürüst eğilemediğiniz için çok önemli bir iştir insanların e, kendilerini değil sadece ki sayıda da bir türlü uzlaşamıyoruz ama yani rakamlara bir bakın Türkiye'de 18 milyona falan çıkanlar oldu. Yani duydum kulaklarımda bir siyasetçi söyledi bunu 15 milyon diyen 13 milyon diyen 10 milyon diyenler var. Rakamların ötesinde insanların nitelikleriyle Kalıcı olup olamayacaklarıyla bir geri dönüş politikasında ona ne söyleyebileceğinizle ilgili e, unsurlar geliştirmek zorundaydınız. Bunlarda Türkiye maalesef hem geç kaldı, hem sayı kabardı, hem de toplumsal hassasiyet hassasiyetlerin çok kolay kabarabileceği, çok kolay yükselebileceği zeminlerdeyiz. E, bunu böyle yönetmek zorundayız. Dahası, dahası da şu: toplumu kandırmadan yönetmek zorundayız. Yani çok açık söylüyorum. Bu gelenlerin buraya Türkiye'ye giriş yapanların tamamını göndeririz çok kolay büyük bölümünü göndeririz. 5 yıllık bir plan, 2 yıllık bir plan dahilinde göndeririz diyen varsa ya bu meseleyi çalışmamıştır ya da toplumu kandırıyordur. İkisinden birisi. Onu net olarak söyleyeyim. Bu insanların bir bölümü istesek de istemesek de yine rahatsızlık verici unsurları olsa da e, Türkiye'de kalacaklar. Yani bu, bunu bir kere bir e, görelim. Ama bunu yönetmekle yükümde olanlar yani hükümet bu konularda o geç kaldığı alanlarda çok daha hızlı adım atmak zorunda. Bunun önemli bir bölümü de coğrafyada değişen o atmosfer, jeopolitik unsurlar vesaire onlarla ilgili süreçleri hızlandırabilmek. Ha. Şu an Türkiye ile Suriye arasında, Şam rejimi arasında devam eden bir irtibat var. Bu uzun zamandır da devam ediyor. Ama burada da söylendi, ben de tekrar edip tamamlayayım. sanmayalım ki da Türkiye ile masaya oturup Türkiye'nin istediklerine karşılık verme konusunda filan istekli. Yani o kadar çok flörtü var ki Şam'ın, Şam rejiminin. Ya o kadar çok e, e, geçici ya da kalıcı nikahı var ki dünyada, üzgünüm bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu konularda Türkiye'ye her şey söyleniyor ama Türkiye'nin dışındaki ülkeler nedense pirupak korunuyor pamuklara sarılarak. Hiç de öyle değil. Orada Tahran var, orada Paris var, orada Moskova var, orada Amerika var ve orada işte geçenlerde Sayın Bakan bu ekranlarda Sena Senin programında söyledi. İngiltere var. Türkiye'de kendisini korumakla ilgili yapıp edeceği işlerde hiçbir zaman geri adım atamaz. Bu da söz konusu değil. Kimse bunu da beklemesin. Ee, ve Serkan söyledi galiba yine yanlış hatırlamıyorsa doğrudur. Türkiye'nin Esad'la görüşme ihtimali ortaya çıktığı için geçmişte ÖSO, şimdi de Suriye Milli Ordusu olarak bildiğimiz veya buna benzer unsurlardan bir takım saldırılar ortaya çıkıyor. Türkiye bunları aldırış etmeden yoluna devam etmek zorunda ama sayı kabardıkça sayıdan da öte algılar bu şekilde derinleşip büyüdükçe sorunu yönetmek daha da güç hale gelebilir. Daha hızlı adımlar atmak zorundayız. Zaman olursa onlar üzerine de konuşabiliriz. Konuşuruz. Siz şöyle hatırlatmışken en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü e, Esat'la görüşme konusunda görüşebiliriz. Normalleşme olabilir. Biz zaten zamanında beraber ailelerimizle görüşüyorduk. Açıklamasının çok güzel Cumhuriyet gazetesinde bugün Mehmet Ali Güller kronolojik olarak sıralamış son günlerde yapılan açıklamaları ve süreci. Bir hızlıca paylaşayım. Gürkan Zengin size geleceğim. Notlar aldınız onu da gördüm. Bu işin demografik, ekonomik, sosyo-kültürel boyutu hepsiyle beraber belki bir değerlendirmeniz olur. Bir gün önce Erdoğan'ın mesajından Beşar Esat Ankara'ya adım atılmalı işareti vermişti. Buna dönük bir çağrısı olmuştu diyor. Neden Rusya Devlet Başkanı Suriye özel temsilcisi Lavrentiyev'i kabul etmişti ve Suriye Türkiye ilişkilerinin normalleşmesine bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye Devleti'nin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır demişti. Lavrantiyev'de koşullar her zamankinden daha elverişli normalleşmeye demişti. Suriye'deki o görüşmede. Hakan Fidan yine Habertürk'te bizim yayınımızda şu ifadeleri kullanmıştı. Onu da hatırlatmış Güller. En önemli şey rejimle muhalefet arasında şu anda bir e, savaş durumu olmayışı. E, an itibariyle savaşın devam etmiyor oluşu demiş. Tüm bunların akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması gelmişti. Şimdi de bu. Süreç böyle ilerledi. Buyurun Suriyelilerin geri dönüşü başlığı, sığınmacıların politikası bu iktidarın yönetebildiği bir başlık halinde midir hala? 13 yıl sonra entegrasyonu konuştuğumuz bir yerdeyiz ama 13 yılda geçmiş yani dile kolay 13 yıl. Sorunuzdan başlayarak önce bu Lavrantiyev görüşmesi. Şimdi Ruslara da güvenmiyoruz. Ruslar da bir oyun oynuyorlar sahada. En önemli iki aktörden, üç aktörden birisi Ruslar. Bu tahribatın yaratılmasında da öyle. Ee, bu Beşar Esed'in orada yüz binleri varil bombalarıyla katledilmesinin de arkasındaki büyük güç İran'dan belki daha fazla Ruslar. Şimdi bu Rusların eğer Türkiye ile Suriye arasında bir normalleşme olacaksa buna Rusların bir kere onay vermiş olması lazım. Beşar Esed'in baştaki konuşmamda söylediği gibi bu konularda sonuç üretici bir iradesi falan yok. Moskova'dan onay alınması lazım. O da yetmez. İran'ın karıştırıcı unsurlarının da durdurulabilmesi lazım. Orada Kudüs ordusuna bağlı 65 bin civarında İran destekli grup insanı bir fiil çalışıyor. Bunlar Türkiye sınırına doğru gelmeye başlıyorlar. Ruslar eğer ise Şam'la Ankara arasındaki normalleşmenin şimdi zamanı geliyor imkanı falan var diyorsa mesela bunu bir Türkiye'ye mesela Membiç alanını Türk Silahlı kuvvetlerini bırakarak bir göstersinler görelim. Fırat'ın batısı onların kontrolünde. Membiç'te niye duruyorlar? Ne yapmak için duruyorlar? Onu bir bilelim. Veya Tel Rifat'ta Türk ordusunun bir hakim olmasını sağlasınlar da Afrin'e yönelik taciz atışlarının durdurulmasını bir temin etsinler. Ruslar bize bir samimi olduklarını göstersinler. Hiç öyle bir niyetler olduğunu zannetmiyorum. Umarım olur. Oralardan iyi niyetli yaklaşımlar anlarız. Beşar'ın da yapacağı işler var falan. Şimdi işin bu sahası. Sahada çok aktör var. Ee, zannedildiği gibi Suriye ve Ankara yok. Türk ordusu ve Şam yok Sa sahada namütenahi sayısız aktör var. Karıştırıcı, yıkıcı, tahrip edici. Ee, ve bunların çoğu yıkıcı aktör. Bir de Amerika gibi istikrarsızlık alanları yaratmak üzere alanda duranlar var. Barış da istemiyor adamlar. Bir sürü sebepleri var bunların. Şimdi bu böyle zor bir alan, bir bataklık. Ki o bataklığa da dahil olmadığınız zaman o bataklıkın bütün belaları sizin içinize geliyor. Akçakale'ye kiliseye düşen bombalar diyorsunuz. boşu boşuna düşmedi. Ancak Türk askeri alana girdiği zaman... İçeride silahların menzilinden o terör örgütlerinin unsurlarını çıkartabildiği zaman ve çok ciddi de kayıplar verme pahasına Ruslarla da karşı karşıya geldiği zaman bakın Rus askerleri Rus ordusu bizim askerlerimizi bombaladı evet. ama bir bölükse üç bölükse bir tabur bir alay asker göndererek oradaki kararlılığını göstermeye devam etti Türkiye. Ondan sonra durdurustlar ha bu Türkiye ciddi. Neyse bu bir kavga. Şimdi bu işin bu sığınmacılar meselesi. Balbay'a katıldığım şeyler var söylediklerine. Yani o kadar her konuda karşı karşıya değiliz. Yaşadığımız sonuçlar veya bugün yaşadığımız sorunlar anlamında söylediklerinin hepsi doğru bir kere. Ve bunların bir bölümü de hatta anlamlı bir bölümü de bu sığınmacılar sürecini hükümetin doğru düzgün yönetememesinden kaynaklanıyor. Beceremediler yönetmeyi. Türkiye'nin her kasabasında bak illeri demiyorum, kasabasında Suriyeli olabilir mi ya? 4 milyon civarında Suriyeli var. Yani konuyu takip eden böyle bunun provokasyonunu yapan, istismarını yapan aktörlerden bahsetmiyorum. Parti, parti genel başkanı veya neyse. Ama işin içindeki uzmanların, alanı çalışan uzmanların, gün be gün rakamları takip eden uzmanların verdiği rakam itibariyle söylüyorum. 3,5 en fazla 4 milyon Suriyeli olduğunu söylüyorlar. Bu çok büyük bir rakamdır. Peki bunlar niye enterne edilemediği Belirli bir bölgede tutulamadığı Birkaç ilde tutulamadı, birkaç ilde bunlara uygun ortamlar yaratılamadı da 81 vilayetin 900 ilçesinin her tarafında, her köşesinde, her tarafta bu insanlarla karşı karşıya kalıyor Türk toplumu. Bunun gibi mesela işte orada ucuz işçi olarak kullanılıyor, burada otoparklarda bilmem ne olarak kullanılıyor, istismarlar oluyor, çocuk işçi olarak kullanılıyor, mağdur ediliyor bunlar da insandır. Bunu yönetemedi hükümet, bunu kabul etmek zorunda. Bu böyle bir vahim tablo var. Burada bir beceriksizliği görüyorum ben. İkincisi, Almanya'da da bir milyon var. Yani bir devlet, devlet tedbir demekse, bir devlet böyle bir şey yaşıyorsa, 358 kişiyle öyle hatırlıyorum girmeye başlamışlardı. Ya yani 100 bine kadar alırız. Oralarda yapılan hataları da konuşuruz. O zamanında askeri harekatla çok daha önceden alana girilmesi gerekiyordu. Girilmedi, şu bu tartışılır bunlar ama bugün geldiğimiz noktada sayı 300 binken, 500 binken, 1 milyonken, 2 milyonken, Bunların sonrasındaki dönemi, yani devlet planlama yapar. Tek başına bir plan yapmaz. Planlama yapar, öngörür, tedbir üretir, şehirleri düşünür, tecrübeleri yaşar. Yani tecrübeleri daha önce başka ülkelerde yaşanmış, tecrübeleri masaya yatırır. Lafa gelince bin yıllık, iki bin yıllık, beş bin yıllık devletiz diye konuşuyoruz. Bir devlet refleksi gerektirdiği anlarda da Sanki hayatımızda hiç devlet görmemiş, devlet kurmamış bir millet gibi hareket ediyoruz. Bir siyasi elit, böyle davranan bir siyasi elitle karşı karşıya olduğumuzu görüyorum. Üzücü bir durum bu. Şimdi bu bir. İkincisi, bu uzmanların bana söylediği şey şu. Bunlar, Suriyeliler en azından kayıtlı sığınmacılar. Daha girerken evet. bunlar devletin kayıt altına aldığı sığınmacılar. İsimleri, cisimleri, parmak izleriyle, şunlarıyla, bunlarıyla biliyoruz. Bir kısmı için söylüyorum. Ama bakın Suriyeliler için Suriye söylüyorum. bir kısmı. Fakat bu çok önemli bir şey. Bunlarla ilgili daha sonra bir şey yapacağınız zaman kim oldukları ne olduklarını bilebiliyorsunuz. Şimdi artık nerede oldukları ne kadar bilmiyor bilmiyorum da bu kadar dağıldıktan sonra ama kimlikleri şunlar bunlar belli kayıtlı. Bu, bir de statüleri var. Kim de statüleri bir de hukuki statüleri var falan. Bir de var, Afganistan var değil mi? Bir de asıl daha vahim olanı. Düzensiz göçmen. Bakın kısmı. bir iki tane rakam vereyim. Bu Asıl korkutucu olan bu. Geçen sene 2019'da mesela 450 bin, 450 bin neredeyse yarım milyon düzensiz göçmen yakalandı. Bakın yakalandı. Yakalanmayanları söylemiyorum. Zirve bir rakam bu, 2019'da. Geçen sene bu devam ediyor. 2023 rakamları 250 bin düzensiz göçmen yakalandı. Ve bu düzensiz göçmenler Suriye sınırından gelmiyorlar. Nereden geliyorlar? Hiç konuşmadığımız, iyi İran, kötü kontrol İran. edebildiğimiz bir sınır haline geldi Suriye sınırı. Düz bir alan olduğu için duvarlar örüldü, elektronik sistemler İran sınırından İran geliyorlar. Sınırından. Ve İran sınırı. Çok dağlık bir sınır. Oralarda da bir duvar örme çabaları devam ediyor falan ama yani coğrafya, kontrol edilmeyi çok zorlaştıran bir coğrafya. Fakat asıl mesele şu, İran Devleti, yani bölgeyi zehirleyen 3 devletten biridir İran. Birisi İsrail'dir, birisi Suudi Arabistan'dır, biri de İran'dır. Bölgeyi zehirlerler bu adamlar. Bölgenin zehirlenmesinden stratejik çıkar elde eder adamlardır, aktörlerdir bunlar. İran Devleti, bilerek, kasten, Türkiye'nin sınırlarından Pakistan'dan, Afganistan'dan gelen kaçan insan insanları Türkiye'nin sınırlarının içine itiyor. Bir Biliyoruz. sınırın kontrol edilmesi, uzmanların ifadesi, iki taraftan kontrolle sağlanabilir. Bir tarafın kontrolü sağlanamaz. Özellikle coğrafya engeli varsa. Gürkan sana bir sana bir katkıda bulunabilir miyim? Buyur. Evet. Ee, bunlar uluslararası kayıtlara geçmiş şeyler. Özellikle Afgan göçünü İranlı yetkililer o görüşmeler vardır hani aldığınızda bir takım görüşmeler yaparsınız o göç için gelenlerle Türkiye'ye git ne işin var burada diye yönlendiriyorlar yani bunlar mültecilerle Türkiye yapılmış çıkıyorlar. görüşmeler üzerinden uluslararası kayıtlara geçmişler evet. maalesef yani İran böyle oynuyor oyunu İran o böyle dönem oynuyor. O zaman etkililerle temel gündemlerimizden biri de buydu buna izin vermeyin çünkü siz evet. de. O kadar değil yıkıcı doğru. bir aktör ki o kadar yıkıcı bir aktör ki yani böyle bak hayatı böyle yaşıyorlar adamlar. Amerika'nın, Batı'nın ağır ambargoları altında o kadar bölgesel entegrasyon politikaları izledi Türkiye. O kadar İran'a uygulanan ambargoları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde direndi, karşı çıktı. Diyalog zemini oluşturmaya çalıştı. Bir NATO üyesi, Amerika'nın na müttefiki olduğu halde 2010 Mayıs ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin geçici üyesiyken İran'a ambargo kararında hayır oyu verdi. Hayır oyu verdi. Bunun gibi çok sayıda işi var Türkiye'nin. Fakat Bunlar da böyle bir aktörler. Zaten Orta Doğu'da muhatap olduğunuz, oyunu birlikte oynadığınız aktörler böyle aktörler. 2000'li yıllarda, 2011 ile 2023, 22, 21 arasında ya yarım milyondan fazla insanın öldürülebileceğini kim inanır? Balkanlarda Slobodan Moris Milosevic'in katliamları, Bo Bo Bosna katliamında birkaç yüz bin kişi öldü. Birkaç on bin kişi öldü neyse. Hama katliamı 1982'de bu Beşar'ın babası Kimilerine göre 10 bin kişi, kimilerine göre 40 bin kişi öldürdü. Orta Doğu tarihinin en büyük katliamı oydu. Aradan 40 yıl geçtikten sonra bir göz doktoru olan, batıda eğitim görmüş, gayet modern, medeni, aklı başında, demokrasi içinde, demokrasi kültürünü batıdan en azından görmüş bir adam yarım milyon insan katletti. Orta Doğu böyle aktörleriniz bu. Bu zemin. Şimdi Suriyeli sığınmacılar meselesinde birkaç bir şey söyleyeyim. Bunların hakikaten bir de sayı verelim. Vatandaşlarımız da bu sayıları bilsinler. Entegrasyon, bir dereceye kadar entegrasyon olmazsa olmaz. Bunları ne zorla vaktiyle Bulgaristan'ın yaptığı gibi trenlere koyup gönderebilecek durumdasınız. Eğri oturalım, doğru konuşalım. Nasıl olayı doğru söylüyor. Gerçekçi bakmak lazım. Buna gerçekçi bakanlar, bilimsel bakanlar, dünya tecrübelerini görenler, Türkiye'de olup bitenleri, bölgeyi görenler bunun yolunun bu olduğunu görüyorlar. Entegrasyon Ekonomi de sosyal alanda şart. Bu 8 milyonu işte ötekilerle beraber kaçak göçmenle hadi onları dışarıda bırakalım. 4,5 milyonu 4,5 milyonu da entegre edemeyebilirsiniz. Ama bir entegrasyon politikanız olmak zorunda. Mantıklı bir şekilde ve bunu anlatmak zorundasanız bunu sadece iktidar da yapamaz. Bu işin siyasal iletişim boyutu var. İktidarla muhalefet arasındaki bugün muhalefet öyle herhangi bir %20'lik 25'lik bir muhalefet değildir. Gayet güçlü. Ve iktidar adayı bir muhalefettir. Bu noktadan sonra hala mümkün kadar... mü? Ee, yani bunca yıldan sonra hala bir entegrasyon mümkün. E, mümkün mü? Mümkün. Şöyle mümkün. Türkiye'de Mecbursun. her yıl 120 bin Suriyeli bebek doğuyor. Bunu evet. neden soruyorum? Aynen tam da o İki... nedenle. Geri dönüşü bu kadar kolay değil ve mümkün değil dediğiniz için soruyorum. 750 Aynen. bin çocuk oldu. 10 yılda 1 milyon değil siz ona. 750 bin çocuk doğdu ve bu çocuklar pürüzsüz Türkçe konuşuyorlar. Türkiye'de doğdular. Türkçe Türk okullarında okudular. Türkçe biliyorlar. Arapça ya biliyorlar ya bilmiyorlar ama Türkçe'yi biliyorlar. Burada yaşadılar 12 yıl. 12 yaşına geldi. 750 bin. Ve bu sayı giderek artacak. Projeksiyonlar var. Hadi onlara da girmeyeyim. İnsanların gözünü korkutmayalım. Ama Nedir? Bir parça sene sonra, 10 sonra, sene, sene, sonra, sene sonrasını, 15 sene sonrasını paylaşabilirsiniz. Çünkü orada demografik kısmına girince onları da konuşmadan çıkmamak lazım. Yani 10 sene sonrasının mesela bir, bir, bir simülasyonu varsa bize ne söylüyor acaba? Şimdi onu bulunca söyleyeyim size maalesef vahim bir e, görüntü var. Şu anki doğum oranıyla şu anki doğum oranıyla ki nasıl Türkiye'deki Türk vatandaşlarının doğum oranı bu hızla devam etmeyecek. Şehirleşme ve bir sürü faktör sebebiyle aynı hızda artmıyor ya. Bir mesela 100 milyona ulaşamayacağız ama işte 90 milyonlar, 95 falan oralarda duracağız gibi hesap. Aynı şey Suriye'deki kadınların doğum oranı ile ilgili olarak da. Bu hızla devam etmeyecek. Bugün bir Suriyeli kadın 5.2 çocuk doğuruyor. Bugün bu hızla devam etmeyecek diyor uzmanlar ama e, 8 milyona çıkıyor ne kadar zaman içinde çıktığında şimdi bulur söylerim size hı hı. 2050 yılı 2030 yılı olması lazım bakacağım şimdi ona doğru bir rakam vereyim. E, yani nüfus, bir yanda demografi hızla azalırken bir yanda hızlı bir artış var diyorsunuz. Bunun evet. Olarak, öyle ee, cümle katkıda daha bulunmak istiyorum ya. Yani. katkıda bulunan hem de gürkan bileyim. Bileyim. bakarken. Tabii. daha iyi sana Tabii. zaman oluşturmuş oluyum. Ya şimdi bakın bu biraz biraz konuştuk sosyal medyada inanılmaz bir çete, inanılmaz bir provokasyon başladı hemen. Ben entegrasyon, geçici yerleşim ve geri dönüşle ilgili bazı şeyler anlattım. Bunların her biri de uluslararası literatürde zaten tartışılan evet. ve maddelenen konular. Ben geri dönüş imkansız demedim ama geri dönüş çok kolaymış gibi insanlara anlattığınız zaman hem hatalarınızı örtmüş oluyorsunuz hem de gerçekten uzak yaklaşımlar sergilemiş oluyoruz. Yani bundan sonra da ne istiyorlarsa yazabilirler tabii ki. 2024 senesindeyiz. Bugün. 25 yıl içinde, önümüzdeki 25 yıl içinde bu hızda devam ederse ki etmeyeceği tahmin ediliyor. 8 milyon görünüyor. Sadece Suriyelilerden bahsediyorum. Bu hızla devam etmezse de işte 6 milyon civarında, 7 milyon civarında Suriyeli olacak. Bu yeni sisteme eklenen mi? Toplan, yok, toplam toplamama buraya toplam. Bul ben yani, El, kent bu olarak bu, Biz bu bu zengin bir şehir diyeceksiniz. Ekonomide de gayet sağlıklı hareketler var. Hatay'da. Efendim? Hatay'da 2032'de 150'yi geçiyor. Yani, Hatay belediye başlığı şehirler başlıyor, Hatay, Kilis, Şeyim, Antep evet. yani demografik olarak de Hatay belediye da, başkanının toplam evet. 8 milyon. Demografik milyon. olarak sorun teşkil ettiklerini hükümetin devletin görmesi lazım. Serkan Bey'in sözünü ettiği pek de gitmesini istemiyorlar algısı. Niye var? Bu algı tehlikeli bir algıdır. Yanlış da bir algıdır. Yani insanlar gidebiliyorlarsa gitsinler. Çok, evet. Bu mesele çözülüyor biliyorsa çözülsün ama çözülebiliyorsa ben anlattım çözümü o kadar kolay görünmüyor. Bugünkü jeopolitik denklemlerde kolay görünmüyor. Ha, çözülür mü? Elbette çözülür. Suriye yönetimi, Şam, efendim işte Moskova, Tahran, Ankara bir bölgesel politikalar da mutabık kalırlar. Bir konuşmaya başladılar. Ruslar sistemde pek ender görülen büyük uzlaşmalardır bunlar ama olabilir. Ama Rusların, Amerikalıların, İranlıların, Türklerin, Suriye'nin hepsinin bu anlaşmalara, bu, bu mutabakatlara evet demesi gerekiyor. Cenevre'de 50'den fazla görüşme yapıldı. Bir takım parametreler ortaya çıktı. Yani Suriye siyasal sorunu nasıl çözülebilir diye. Türkiye'nin vaktiyle harcadığı büyük çabalar var. Ömer Onho'nun kitabını alın okuyun. Orada büyük elçilik yaptı 3 yıl. Orta Doğu masasının başında bulundu senelerce. Orada var. Feridun sinirli olduğunu alın oturun konuşun. Neler yaşandı, ne oldu, ne bitti. Cenevre görüşmelerinin tutanaklarını alın bakın. Suriye'nin önüne konulan çözüm önerilerine bakın. Kabul etmiyor. Yani dönüşümü kabul etmiyor. Bu denk ben burada duruyorum diyor. Bu aile olarak, bu hanedan olarak, bu İran'ın ve Rusya'nın proksisi olarak buradayım diyor. Mücadelenin içindeyim diyor. Savaş ediyor. Varil bombalarıyla yüz binleri kendi vatandaşlarıdır. Katletmekten imtina etmiyor. Böyle bir yönetim var. E, duruyor. Arkasında da bu aktörler duruyor. Başka aktörlerin de onu devirmeye gücü olmuyor. Korkunç bir Orta Doğu tablosu ortaya çıkıyor. Bu, bu olacaksa olsun. Ama biz kendi meselemizde yani bu sonucu şu sebeple veya bu sebeple ortaya çıkmış olan bir sorunun bugün iktidar muhalefet e, en azından sığınmacı boyutuyla Avrupa'nın, Amerika'nın, İran'ın, Rusya'nın benim içimdeki bu meseleyi halletmeme engel bir durumu yok. Bunu rasyonel bir zeminde kimi kimi yerlerde entegrasyonla, kimi yerde e, ...ekonomi politikalarıyla kimi yerde... ...şununla bununla çözmeye çalışmalıyım. Bir, bu, Ama nasıl diye katılıyorum. Bir yalan söylenme benim millete. Tamam, bunların insanlar. hepsi geri gider. Hayır. Dünya örneği de böyle Lakin değil, burada, alan da böyle değil. Şurada da anlaşalım. Bir Türkiye'nin genel tefini... ...oradaki terör unsurlarını temizleyip... ...bu insanları o bölgeye yerleştirmek. Bu arada sözünü kesiyorum. Ee, bu, bu sözle aklıma geldi. 400 bin civarında insanı da... 400 bin civarında insanı da geri gönderebildi bir Aziz'deki Türkiye. Insan Az insan Türkiye'nin içinden 400 Aziz'deki bini geri gönderip işte ama bu. güvenli güvenliği de biz şey. yaratarak ama. Evet. şu anda mevcut durumlarda yaşa ama bir bir yani bahsettiğiniz bu Aziz'den örnek size geleceğim şimdi. Ben çok kısa, şu anda yaşanan çok kısa. tablonun da yani burada Türkiye'nin kurduğu TSK'nın kontrolündeki bölgelerde yaşanan durumun da bir yandan işte bunun PTT'ye saldırı, hastaneye saldırı, Türk Aynen. bayrağı da gibi sonucunu da yaşıyoruz. Ee, çok özür dilerim, Bir çok cümle önemli. olsun Nihal Hanım'a da Bakın şimdi sonra. bunları geri göndermek artık bu saatten sonra imkansız orada dengeler karışık. Hayır Türkiye orada terör unsurlarını temizleyecek. O yüzden söyledim o Suriye tezkerelerine niye hayır denmesini bu kadar eleştiri konusu yaptığımızda bu vesileyle vatandaşımız tarafından daha net anlaşılabilir. Geri kabul anlaşmasından çıkmak suretiyle eğer biz bunları bu sığınmacıları Suriye'ye yollayamıyorsak bu sığınmacı yükünü Avrupa ile ve Dünya ile paylaşmak gibi bir alternatif de var elimizde. Ne diyorsunuz yani? Onu Avrupa e, ile paylaşmak. Bulgaristan sınırını mı açmak? Evet. Olsun orada bir yandan Amerika, Batı terör devletini kurdurmak isteyecek. Türkiye'nin operasyonlarına mani olacak ama bize diyecek ki bu kadar sığınmacı yüküne de sen katlanacaksın. Hayır bu Öyle bir dünya yok. Türkiye geri kabul anlaşmasından çıkmak suretiyle mevcut sığınmacı yükünü Avrupa'yla, Batı'yla, Amerika'yla, Kanada'yla paylaşır. Türkiye bu. Yapsın. Kartı masaya koymak zorunda. 2020 İki, yılında İTİB saldırısı sonrası mültecilerin sınırda tam pandemi öncesi gidip yürüyüşlerini, beklediklerini, sınırları açıyorum diye Cumhurbaşkanı Erdoğan evet. toplandığı o işte e, zirvede yapıldığı açıklamaları gördük. Serkan'ın söylediği şey, ben de Serkan'ın. Suriye'de dengeler müsait değilse Türkiye'de sığınmacı yükünü... Tüm dünya paylaşmak zorunda. Ben de Serkan'a bir ek yapayım bu konuda, bu söylediğiyle ilgili. Evet. Ben de katılıyorum. Açın kapıları, Avrupa yaşasın bu Ay, güzellikleri, edecek. bu imkanları. Açın, gönderin gitsin diyorsun. Bir uzmanın bana söylediğini söyleyeyim. Ya öyle diyorsunuz Yok. da diyor. Türkiye'nin kapıları açtığını, yani bir aylığına, üç aylığına açtım kapıları dediğinde ne oluyor biliyor musunuz diyor. O İran sınırından ve bütün sınırlardan, Oradan Aha, da Türkiye'den bir baskı geçiş oluyor. mümkünmüş. O pandemi, pandemi döneminde. Oluyor. Diyor, akın oluyor diyor. Pandemi döneminde. Ya şimdi öyle devlet de bilmiyorum oluyor. artık yani bu sınırı bu İran açıp, sınırını herkese... halletmek zorunda. Suriye'sinden sınırı halledebiliyoruz ama İran sınırını halledemiyoruz. Diplomatik çabalarla bu ülkelerle konuşarak düzenli sayı belirterek siz bu kadar sığınmacı alacaksınız diyerek yapılacak diplomatik temaslarla bu hüküm paylaşılmasını kastediyorum kapıları açın da herkes gitsin diye siz diyorsunuz Kırmaca... ki 18 Mart'ta... anlaşması geri kabul, yani geri kabul ortadan anlaşması orada lağvedilmiş yeni diyor, bir anlaşma yani için yani. Yani. Şey, bir de vatandaş çok önemli bir konu var Buyurun hemen geleceğim Vatandaş şundan emin olmak istiyor Cidden döndüklerinde zulme uğrayacakları için mi geri dönemiyorlar Yoksa orada da güvendeler burada da güvendeler ama nerede daha konforlu yaşayacaklar ...bu noktada bir tercih mi... İşte ...geliştiriyorlar? Var, işte. Evet. İşte Burada Türkiye'de nimet paylaşımı... ...noktasında Türkiye'nin nimetlerinden... ...faydalanmak için burada olduğu... ...algısı vatandaşı rahatsız eder. Ya şimdi de... Çok acil şekilde... ...Suriye'de o terör operasyonlarının... ...yapılması için Batı'yla... ...diplomatik ilişkiler... ...ya terör operasyonlarımıza destek verin... ...terör unsurlarını buradan... ...temizlememize destek verin... ...ya da bu sığınmacı yükünü... ...bizimle paylaşın noktasında bir dış politik, diplomatik girişim gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. Burada kalacaklar. Buna alışsak iyi olur fikrini kimse Türk milletine de alıştırmaya, dayatmaya çalışmaz. Teşekkür ederim. Siz bir... E... Bir dayatma değil ama. Şimdi Sarkan Bey'in katıldığım ifadeleri var ama e şöyle bir cümle de kullanmıştı. Entegrasyon ifadesini çok sık zikredenlerin aslında sorunlu bir tutum içinde olduklarına dair bir şeyini hatırlıyorum. Bir sözünü. Aslında entegrasyon dendiği anda ben bu stüdyolarda işte özellikle mesela en bilinen Ersan Şandır hani böyle çok öfkeli bir şekilde muhalefet ederdi bu ifadeye. Ne demek entegrasyon sığınmacıdır bunlar? Mülteci dahi değil. Doğru bu arada. Bu teknik Sıca. veri doğru. Türkiye'de kalmalarını kabul ettik. Yok, o değildi ama aslında. Oh, oh. Bak Nasri Bey'in hatırlatması, Gürkan Bey'in söyledikleri, benim ilk turda söylediklerim. Şimdi bunun uzun soluklu bir süreç olduğu anlaşıldıktan sonra siz bir kararname de çıkarabilirsiniz. Kanun hükmünde kararname yetisi de vardı bir ara. Yani hala var yani bir cumhurbaşkanı kararına bakar ya sığınmacı da olsa entegrasyona benzeyen bir uyumlanma sürecinden geçirilmesi gerekiyordu. Ve bunun içinde bazı yasalarda çıkarılması gerekiyordu. Bu imtiyazlı görünüm ve bunun yarattığı öfkeye gelene kadar kaç yıl geçti ya 13 yıl geçti. Mustafa Balbay'ın da orada sonuç itibariyle sonucu değerlendirme anlamında söylediği ifade ettiği eksiklikler tabii ki yani ben de bunları ifade etmeye çalıştım ama eksik kalmış olabilirim. Balbay'ın çizdiği tabloda tabii ki haklılık payı var. Sarkan'ın çizdiği tabloda da var. Ama yani buraya gelene kadar bu kadar boş oturulması gerçekten hazin bir durum. Yani siz eğer ...sağlam bir entegrasyon denince vay yoksa vatandaşlık mı vereceksiniz? O yüzden mi entegre etmeye çalışıyorsunuz şeklinde ee, karşı çıkışlar olmasaydı... ...yine milli duygular, milli değerler, demografi adına bu tür karşı çıkışlar olmasaydı... ...buradaki adam dönüyor ya şimdi konforu için mi kalıyor? Hani acaba zulüm görecek değil de ekonomik kazanımları yüzünden mi buraya geliyor diye şüphelenilen adamlar var ya sığınmacılar arasında. Onlar gelir bakar ki burada kural var, kayda var. E, standartlar son derece yüksek. Ayak uyduramadığını görüp geri dönerdi yani. Siz eğer ondan vergiye benzer bir buraya katkı payı, burada yaşıyor musun, burada üretiyor musun? ...burada kar elde ediyor musun? Türk vatandaşlarına mal mı satıyorsun? Veya ithalat, ihracat mı yapıyorsun? Bunlardan bu devlete belli bir pay ödeyeceksin. Mesela siz bir Bunu milletle paylaşacaksın. Yan yana, Şeplinde yani mesela Ekonomik dediniz. yani, entegrasyon dediğiniz bu, şey sadece... ...kültürümü öğren de... ...bana daha çok benze ve burada kalıcı ol... ...demek değil ki, yani entegrasyon denir denmez... ...direkt algısı bu oluyor bunun. Entegrasyon bütüncül bir şey. Yani onu... E, ...burada sığınmacının... ...bu koşullarda yaşamasını devlete ve millete ilerleyen zamanlarda yük olmamasını sağlamak için Tabii. bir uyumluluğu sağlama projesidir. Yük olmaması için sorun olmaması için çeteler bitmeler kurulmaması Tabii. için onların normalleşmesi denildi ya ağlar şey yapıldı mülteciyi e, sığınmacıyı kullanan köleleştiren e, kendisi de suuruyor olan ağlar türedi diyor Mustafa Bey evet. doğru böyle Mustafa, şeyleri Mustafa, biz de duyuyoruz. Biz böyle şeyleri biz Para de Gündem duyuyoruz. Bir geliyoruz. Anadolu'da geliyoruz. ile pek çok başlıklardan biri buraya kayıyor. Entegrasyon dediğimiz şey işte bu tür hukuki, yasal sahayı regüle edebilecek ekstra önlemler alma programıdır. Bunlar yapılmadı. Çünkü entegrasyon kavramı çok sağlıksız bir biçimde pompalandı. Yani entegrasyon derlerse ya hükümet savunanlar entegrasyon derse demek ki Suriyelileri, Türkiyelilere benzetecekler ve dolayısıyla kalmalarını sağlayacaklar gibi anlaşıldı. Bu yanlış bir anlama ve doğal doğrusu yine ya, entegrasyonun bakıyoruz. Entegrasyonun başka bir anlamı daha var Nihal. Yani i̇şte onu çok söyle o başka anlamını anlatmaya çalışıyor. De... Var var bir cümlede ona söyleyeyim. Şimdi bu entegrasyon deyince kıyamet koparanlar çok rica ediyorum bu konuda literatüre baksınlar. Hiç kıyamette koparmasınlar. Entegrasyon geçici olarak sizde kalan mültecilerle ilgili de bir süreçtir. Ama işte Geri mülteci değil ya, mültecinin... oradan itiraz Neyse, edildi tamam, Nasuhi Bey. Doğru. Teknik ha, anlamda tamam, bu tamam. kişiler mülteci değildir. Türkiye'nin çünkü bu tamam. konuyla ilgili bir yasası var. Ee, ancak batıdan gelenleri Türkiye mülteci statüsünü alabileceğini doğru, söylüyor. Öyle. Orta Doğu'dan doğru, gelenleri doğru. kalıcı olurlar korkusuyla. Doğru. Aslında oradan bir tedbir alınmaya çalışılmış. Ee, ama o zamanındaki o ülkede evet, bugün bu e, sığınmacılara mülteci orta Peki. doğu kaynaklıysa Afrika veya var yani o ülkelerin şeyleri sığınmacılık statüsünde bırakıyor mülteci yapmıyor mülteci olamayınca da entegrasyon programı vesaire gibi bu insanların burada yaşarlarken Belki de uzun soluklu kalacaklar ve o durumda devlete ve millete yük olmasınlar ya da yük oldukları algısı oluşmasın şeklinde uygulanacak programlar sığınmacılara uygulanamadı. Ama ben de diyorum ki bu iki durum ya. arasındaki şey değiştirilebilirdi, önleyici, yorumlayıcı ve adaptasyon sağlayıcı bir takım e, tutumla bir takım... Yönetmelikler, tüzükler çıkarılabilirdi, kararname çıkarılabilirdi. Bunlar olmayınca işte o sağlık merkezlerinde öncelikli. Hani sanki hala az önce savaştan kaçmış, az önce bombalanmak üzere, bacağını kaybetmek üzere imiş gibi e, bir muamele göstermek durumunda kalıyor devlet. Ve bu da dediğim gibi tekrar ekonomik konuda 10 bin lirayla yaşamak zorunda olan, bir emekli için atıyorum ya da asgari ücretle bile çalışamayan ya da asgari ücretle dört kişilik beş kişilik ailesini geçindirmeye çalışan insanların artık o eşitlik bakış açısını eşitliği hissedebilme durumunu zorlaştırıyor. Burada kim milletim yani hakim millet burada kim acaba gibi soruları daha çok sorulduğunu böyle ifade edilmese de bu anlama gelecek hissi dalgalanmaları daha çok yaşandığını görüyoruz. Çok basit bir şey söylemiştim. Onu tekrar etmek istiyorum. Yan yana iki dükkan. Hı hı. Kayseri'de olur ya da Eminönü'nde olur, Cağaloğlu'nda olur. İki yan yana tatlıcı. İki yan yana kebapçı. Ee, biri ya bu neye benziyor biliyor musunuz? Sürekli imar affı çıkarıldığını düşünün. Yani sürekli imar affı çıkarıldığını düşünün. Evini vergilere uygun, ruhsata uygun, standartlara uygun yapanın e, ne kadar hani geri plana düştüğü veya Toplumsal yasalara uyarak etkili. kendi durumunu e, kendi a, e, avantajsız durumunu kendisinin hazırladığı bir duruma düştüğünü düşünün. E, i̇mar e, yani yasak kaç kaçak kaç çıkan kanunlara uymayanın da, da sürekli kâr ettiğini düşünün. Şimdi orada sığınmacının burada hayatta kalacak adam bir şekilde o da çoluğunu çocuğunu doyurmak zorunda. Burada orada sığınmacının kendisine yüklenmenin bir alemi yok. Sığınmacıyla ilgili burada dükkanı açmış gelirini kazanan ama diğer kadar e, bir borç ödemeyen kaldığı ülkeye yani diğerinin yaptığı katkıyı sağlamayan kişiyle ilgili regülasyonu yapamayan ya da yaptıysa da bunu hala doğru dürüst anlatamayan hükümetin bu algıda maalesef bir sorumluluğu var. Peki. Yani bunu yani muhalefeti ilk turda eleştirdik doğru. Çünkü muhalefette gittik görüştük her şey kolay olur gibi bakıyor bazen. Böyle yansıtıyor oyuna. Bu da doğru değil. Böyle bir mesele yok dediğimiz gibi yani. Hmm. Görüşüle, bir görüşme konusunda Erdoğan sık sık e, bu çağrılar yaptığı bazı adımlar attı. Görüşme meselesinin e, sorunları... ...ne kadar çözeceği bir yana... ...görüşmek istemeyen taraf Beşşar Esad tarafıydı. Ee, bu işin ayrı bir boyutu... ...yani görüşmek her şeyi çözmüyor. Sığınmacıları birdenbire... ...geri falan gönderemiyorsunuz. Göndeririz duygusu uyandırmak... vatandaş kandırmak. Evet ama siz de eğer... ...burada kalıcıysa... Hı hı. ...bakarız, ederiz, muhaciriz... ...ensarız, ne var ki canım söyleminden artık Çıkmak geri durmak durumundasınız. Evet. İnsanlar bunu çünkü eşitlik, eşit vatandaşlık. Ee, biz hangimiz eşiz? Yani hangimiz memleketin eee yani her, hangimiz bu devletin gerçek milleti falan gibi sorgulamalara Girişmesini önlemek zorundasınız evet. hükümet olarak. Teşekkür ediyorum. Şöyle imtiyazlı, eşitliği zedeleyen ve hissi dalgalanmalara neden olan bir duruma geldiğini söylediniz. Bir vergi örneği verdiniz. Ee, Mustafa Balbay, birazdan size geleceğim. Çünkü biliyorum zaman zaman siz de gidiyorsunuz, Anadolu'da geziyorsunuz. duyduklarını size aktarılanlar oluyor. Onları da bizimle paylaşırsınız. Genel değerlendirmenizi de yaparsınız. Ama kısa bir araya gitmem gerekiyor önce. Bir aranın ardından buradayız. açık ve net devam ediyor. Kısa bir ara vermiştik. Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylar ve e, iktidarın mevcut Suriye politikası üzerine konuşuyorduk. Ee, şöyle dedi Nihal Bengüs Karaca. İmtiyazlı eşitliği zedeleyen bir algı var e, kamuoyunda ve toplumda. Hissi dalgalanmalara da neden oluyor bu dedi. Bir vergi örneği de verdi. İki dükkan sahibi, bir Suriyeli, bir Türk ve neticede bir taraf vergi vermiyor algısı. Bunun da yansımaları oluyor. Bir yandan da ekonomi buraya sürükledi bütün bu yaşananları diye de değerlendirenler olur. Ee, Mustafa Balbay ne dersiniz? Buyurun size dönelim. Sena Hanım çok ender bir şekilde konu bütün konuşmacılar tarafından farklı yönleriyle ele alınıyor. Belki de yıllar sonra hani genel olarak medyada olayın ne kadar vahim olduğunun bu iktidarda anlatılmasıyla birlikte dilerim iktidar da bunu anlar. Ancak şu anda en son son olaylarla ilgili yapılan Açıklamalar bile hala olayın özünü ya kavramadıklarını da kavramak istemediklerini ortaya koyuyor. Yoksa işte tamam yerli kaya açıklamış, bot hesapları açıklamış. O olayın sadece bir boyutu yani sonucu o bot hesapların yankılanmasını sağlayan atmosfer ne? Oradaki iklim ne? Kayseri'de bir fiil var tarafları Suriyeli. Ama olay neye dönüşüyor? Bambaşka bir yere dönüşüyor. Belki çoğunuzun cep telefonuna geliyordur. Bana şu anda oradan, Kayseri'den gelen haberleri okuyabilecek durumda değilim. Böyle bir noktayı, böyle bir durumdayız. İşte bu noktada e, biraz önce e, farklı arkadaşların bu olayın adını söylerken bile farklı isimler koyması e, aslında iktidarın hangi karmaşalar içinde olduğunu gösteriyor. Mülteci miyim? Sığınmacı mı, düzensiz göçmen mi, misafir miyim? Bunların bir, dördünü sev, de Erdoğan Bayban, kullandı. Afına sararak bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen çok, ben bitireyim. Çok, çok özür dilerim. Yani, Orası zaten Nihal'le konuşurken yarım kaldı. Çok çok özür diliyorum. Bak çok affedersin. Mülteci diyemiyoruz. Şartlı mülteci diyemiyoruz, sığınmacı diyemiyoruz, ikincil koruma diyemiyoruz. Bunlar bizim hukukumuza ne yazık ki mevcut durumu tarif etmiyor. Gene ne kalıyor? Geçici koruma kalıyor değil mi? Fakat buradaki saçmalıksa şu, size destek olmak için ayrıca söylüyorum bunu. Geçici koruma dediğiniz hikaye tamam şu an Suriye'den gelenleri kuşatıyor. Fakat adı üzerinde geçici. Kaç yıldır bu konuyu konuşuyoruz? Onunla, 13. 12-13 yıldır konuşuyoruz katkı için söyledim. Yani bu kavram kargaşasının mevcut fiili durumun kavramları aşıyor olmasıyla bir ilgisi var. Onu orada söyleyecektim, yarım kaldık. Tamam. Teşekkür ederim nezaketinizle. Sağ tamamdır. olun. Tamamdır. Şimdi Peki. bir defa bu dört, dört kavramı da iktidar kullandı. Bunların her birinin anlamı çok farklı. Her birinin anlamı çok farklı. Ama yeri örneğin 15 Mart 2022 İyilik hareketinin ödül töreninde Erdoğan misafirlerimiz dedi. Göndermeyeceğiz dedi. Dileyen arkadaşlar bakabilir. 15 Mart 2022'de farklı tarihlerde bunun da örnekleri var. İşte bu stratejik e, böyle e, başından bu sorunun kavranmasından sonra bir planın oluşmadığının, daha doğrusu soruna bakışların dönemlere göre değiştiğini gösteriyor. 2014 yılının Eylül'ünü anımsayın. Erdoğan'ın tepesi attı, sınırları açacağım göndereceğim hepsini dedi. Anımsayın. Binlerce insan Edirne'ye e, yumuldu. Ee, yine Aydan bebeği anımsayın. 1 Eylül 2014'te orada Ege Denizi'nde deniz, bir teknenin batmasıyla birlikte o kayı bebek bütün dünyayı oldu. ayağa kaldırdı. Ama 3 günlüğüne. 3 günlüğüne. Evet. Bu dünyanın da iki yüzlüğü Ama bunu da bileceksin. Sen de Türkiye'nin bu içinde bulunduğu konumun farkında olacaksın. Şimdi arkadaşlar göçle ilgili en temel söylenmiş sözlerden biri şudur. Göç tarihin motorudur. Pek çok coğrafyanın şekillenmesini göç nedeni olmuştur. Ee, Amerika'nın kurulmasının kurulmasına göç etkeni olmuş. olmuştur. bu Aylan ve Avustralya'nın başkalaşması. Ben de mesela şu sözü çokça paylaşırım. Yeri geldi söylemek üzere. Hiçbir anne, hiçbir baba e, çocuğunu bir tekneye bindirmez. Şayet üzerinde bastığı toprak daha e, daha güvenliyse. Yani Aynen öyle. Bu, bu da bir gerçek, bunu da unutmamak lazım. Buyurun lütfen devam edin. Tabii ki, ama işte o bebekleri, o, hani o, o bambaşka bir e, gerçeklik Sena Hanım. Evet. Aslında şu anda Ege Denizi bir göçmen mezarlığı. Evet. Bunların birçoğu sadece istatistik olarak söylüyoruz. 300 göçmen işte e, taşıyan bir tekne battı, 50 göçmen taşıyan tekne battı diye. Ki bunların birçoğundan e, Ege'de ben tanığın. Dikili açıklarında, Kuşadası açıklarında Yunanistan hücum botları o kendi topraklarına gelen göçmenlerle ilgili olarak onları zorla Türkiye tarafına itmiştir. Bağları Ege Deniz, Denizi'ne gömülmüştür, tekne batmıştır. Yani bu hakikaten büyük bir dram. Ama işte bunu da göreceksin. Sen kendi hem kendi ülkenin sağlığı, selameti için ama hakikaten komşu ülkenin de e, sağlığı için bir politika üreteceksin. Ee, Osmanlı da kendi iç güvenliğini örneğin İstanbul'un güvenliği Saraybosna'dan başlardı. Saraybosna düştüğünde İstanbul'da bir gerilim oldu. Hatta Osmanlı döneminde başkenti taşıma gereği duydular. Saraybosna düştü. İstanbul'un güvenliği tehlikede diye. Evet, Türkiye'nin güvenliği kendi sınırlarından başlamaz ama kendi sınırları dışının barış içinde olmasını da sağlayabilir. Bu cumhuriyeti koruyanlar Allah aşkına ya, önyargıyla bakmayıcı cumhuriyetin kuruluşuna bir Mustafa Kemal'in Doğu'da sağda bat Paktı'nın, Batı'da Balkan Paktı'nın nasıl kurduğuna bir bakın. Suriye ile ilişkileri, yine ayrıca bu konuyla ilgilenecek arkadaşlara öneriyorum. Atatürk'ün meclisteki gizli oturum konuşmaları vardır. 4 yılda 70 kadar gizli oturum yapılmış mecliste, 20 ile 24 arasında. Suriye'den Türkiye'ye geliyorlar. Diyorlar sen bağımsız devlet kuruyorsun, bize de yardım et. Mustafa Kemal onlara gizli oturumda diyor ki, önce mandadan kurtulun diyor. E, bağımsız devlet olun diyor. Suriye manda olduğu halde Mustafa Kemal Şam'a büyük elçi gönderiyor. Yani bağımsızlıklarını teşvik etmek için. Bizim tarihimizde o ülkelerin bağımsızlığını sağlamada çok güzel örnekler de var. Ama ne yazık ki bu iktidar döneminde ya bir, bu doğrudur desinler adım adım götürsünler ona da amenna. Ama her 3-5 yılda bir politika değişti. İşte bunun adını koyarken bile tek örneğin geçmişte ki uyguladığında doğrudur dedik. Ee, Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında bizim Montreux'muz var dedik. Doğruydu. Yine Habertürk ekranlarında bu doğrudur dedik. Çünkü e, Montreux hala barış üretmeye devam ediyor. Ee, Karadeniz'in bir barış denizi olmasını sağlıyor. Orada da farklı bir yerden gitseydik bambaşka bir olay olacaktı. Oraya girmiyorum. Evet. Şimdi Hatay'a bir iki dakika ayırmak istiyorum. Allah aşkına. Uyur, Şimdi Hatay'ın vatan topraklarına katılması çok ciddi stratejik bir adımla olmuştur. Hatay'ın vatan topraklarına katılması nüfus sayımıyla olmuştur. Hatay'ın vatan topraklarına katılması Birleşmiş Milletler'ine gözlemci olduğu plebisitle olmuştur. Ve Mustafa Kemal onu yönetirken adım adım gerektiğinde oradaki nüfusu teşvik eden, hatta Adana'da oturanları da Hatay'a gönderen, yurdunuz orası ise oraya gidin." diyen bir uzun 20 yıllık bir süreçten sonra Hatay'ı vatan toprağına katmıştır. Ve Mustafa Kemal Hatay şehidi olarak kabul edilir. Neden? 23-25 Mayıs yani 19 Mayıs e, törenlerine katıldıktan sonra Mustafa Kemal 1938 Adana'ya gidiyor. Mustafa Kemal'in son Anadolu gezisidir o. E, Adana ve Mersin'de geçit törenleri katı, yapıyor. Çizmelere giydirmeyin diyor. Ben diyor gerekirse hatayı askerle alırım. Ama onu gösteriyor ve Fransızlar Mustafa Kemal'in ciddiyetini görünce gerçeği kabul ediyorlar. Üç gün önce yıl dönümüydü vatan toprağına katılışının. İşte böyle hatay ve Atatürk ondan sonra asker e tabipler gitmeyin diyorlar. Sağlığınız bozulur. Hayır diyor. Hatay benim şahsi meselen diyor. O meşhur söz orada söylenmiştir. Sonra hastalanıyor dönüşte İstanbul'a gidiyor ve yaşamını yitiriyor. Mustafa Kemal ölümüne ramak kalan Hatay kesinleşiyor Türk topraklarına katılması. Kendisine bir boğaz turu armağan ediyor. O da boğazdaki son gezisidir. Şimdi bu ülke bu cumhuriyeti kuranlara bir nebze saygısı olanın Hatay'ın bugün adım adım bir nüfus yoluyla işgal edilmesine göz yumamaz göz yumamaz. Evine birisi girmiş gibi hissetmesi lazım. Evinin yatak odasına birisi girmiş gibi hissetmesi lazım. Ama bunu e, tekrar altını çiziyorum. Bir yabancı düşmanlığıyla, bir herhangi bir ırkçılık söylemiyle söylemiyorum. Bu ülkenin güvenliği açısından. Aslında bizim güvenliğimiz Sena Hanım, siz de dış politikayla ilgilisiniz. İnanın buna. Bölgenin güvenliğidir. Ee, bizim cumhuriyetin kuruluşundan sonraki her anlaşmam bölgeye de barış getirmiştir. Örneğin Montreux'a en çok sevinen Bulgarlar olmuştur. Çünkü Karadeniz'e barış geliyor diye düşünmüşlerdir. İşte şimdi birazcık böyle bakalım. Bu pencereden bakalım. İşte o zaman adım adım e, çözüm olsun. sürecine girilecek diye düşünüyorum. Ayrıca Senan Suriye e, Esad halkına karşı silah kullanan, evet bir insan halkına karşı böyle silah kullanıyorsa kabul edilemez zaten. Ama Esad dediğiniz Esad yönetimi bir dönem Alabora olduktan sonra Arap Birliği'ne kabul edildi. Karşımızda bir Arap Birliği var. Eğer bunu yönetemezseniz sık sık işte oradan bildiriler yayınlanıyor. Kırmızı yine, çizgilerden. Suriye değil, dediğiniz silah Obama döneminde bir sürü kırmızı çizgi açıldı hiçbir şey olmadı. Bugün Arap Birliği'ne alındı e, büyük elçilikler açıldı ilişkiler tezahür evet. edildi. Gelinen noktada bu. E, çok teşekkür ediyorum. Evet Senan'ın son son cümleyle bağlayayım. Şöyle ki şöyle ki e, Suriye dediğiniz yer hani biz hep tarihte e, bizi izleyenlere belki lise bilgilerine e, e, hani anımsarlar diye düşünüyorum. Kadeş anlaşması tarihte ilk bilinen barış anlaşmasıdır. Kadeş bugün Suriye sınırları içinde Asi Nehri'nin az ötesindedir. Suriye tarihteki Asurlulardan gelir. Asuri'nin devletinden gelir. Bir devlet gelenekleri de var. Ama bizim bir konuyu açıp sadece ucunu söyleyip bırakayım. Suriye'nin kuzeyindeki en büyük nüfus nedir diye sorsam belki pek çok kişi Türkmenleri saymaz. En büyük nüfus Türkmenler Sena Hanım. Kullanamıyoruz. 19 parçalar. Orada da ırkçılık yapılmasın ama onların bir kimliği kabul edilsin. Onların orada varlıklarını Türkiye bir nebze başka bir yerden ne bileyim hiç iç işlerine karışmadan ama varlıklarını koruyacak dese oradaki yapı değişir. Biz son e, bakın içimizi acıtan olaylar e, İdlib'de yaşanan e, e, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan olaylardan evet Esad'la görüşme olabilir denince orada bir refleks oldu. Provokasyon oldu. Ama bir devletin bunca politikayı izledikten sonra Özgür Suriye'nin üyelerine 500 dolar maaş verdikten sonra ben Esad'la görüşebilirim deyince oradaki insanların Yanlış anlamasınlar, ordu değil onlar. Çapulcu demek de içimden gelmiyor ama düzensiz güç. Onların da eyvah bize bir şey oluyor deyip aralarına çapulcu gireceğini, aralarına fitne sokulacağını öngörmesi lazımdı. Onun da öngörülemediği anlaşılıyor. Teşekkür Her şeyi baştan alacağız. Bu bölgenin barışını önceleyeceğiz. Hakikaten biraz mantıklı bakarsanız barış ekonomisi, savaş ekonomisinden hem çok daha insanidir, hem de çok daha ülkelerin yararınadır. Çok teşekkür ediyorum. Sağ oldunuz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan bir açıklama var. Eee Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen çocuk istismarı olayı ile ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alan şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ve ailesi devletimizin koruması altındadır diyor. Suriyeli sığınmacılar üzerinden milletimizin birliğini ve huzurunu bozmaya yönelik faaliyetler ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif girişimler asılsız iddialarla ilgili soruşturma olduğunu söylüyor. Gözaltı kararları veriliyor diyor. Ayrımcılık yaparak, ötekileştirerek ve nefret dili kullanarak milletimizin arasına nifak tohumları ekmek isteyenler asla amacına ulaşamayacaktır mesajını paylaşmış. Serkan Toper nasıl gün gör? Kısa birer değerlendirme alayım. Akabinde bir başlığım daha var ona geçmek isterim. Buyurun Serkan Bey. Dediğim gibi bu sığınmacı meselesinde toplumda bir hassasiyet var. Siz hangi cümleyi kurarsanız kurun. Kurduğunuz cümlelerin içinde duymak istediklerini duyamayınca öfkelenen, sinirlenen bir Vatandaş kitlesi olacak. İşte ha, işin bu noktaya gelmiş olması zaten cidden önemli bir mesele olarak duruyor. Yine buradan bilgi. Örneğin hala Suriye sınırında 1,2 milyon insan hala kamplarda yaşadı. Türkiye'nin yaptığı operasyonlar sayesinde Türkiye'ye gelemedikleri noktasında da gerçeklik de var. Ve Bakıyorsunuz Afganlardan bahsediyoruz, Suriyelilerden bahsediyoruz. Bu toprakların ortak özelliği emperyal güçlerin, Amerika ve Rusya'nın sürekli operasyon yaptıkları ülkeler ve bu ülkelerdeki göç yığınının yine bu merak etkisiyle batıyı vurması. Ama gelin görün ki bu ülkede kim katlanıyor sürekli? Türkiye ve Türk milleti katlanmak zorunda kalıyor. Suriye'den, Irak'tan, Amerika'nın acilen çekilmesi, ...bu topraklardaki operasyonlarına son vermesi... ...siyasetin ortak temennisi olması gerekir. Ortak temenni haline gelmesi lazım. Çünkü okyanus ötesinde... ...Amerika'nın uğraştığı bir mesele olmaktan çıkıyor. Bu coğrafyada insanların katlanmak zorunda olduğu... ...bir zulme dönüşüyor bunlar. Ve bakıyoruz ki... ...evet sığınan insan, mazlum insan kavramı önemli. İlk geldiklerinde sığınan ve mazlum insanlar... Türkiye kucak açtı. Hala mazlum olduklarını kabul edebiliriz. Hala sığınmacı statülerini kabul edebiliriz. Ama bütün konuşmacıların üzerinde mutabık olduğu bir konu vardı ki konu biraz Türkiye'de nimet paylaşımı noktasında konfor alanlarını terk edip güvenlik sağlansa dahi ülkelerine dönmek istemeyen milyonlarca insan gerçeği var. Türkiye'nin buna müsaade etmemesi lazım. Milletin beklentisi talebi budur. Milletin beklenti ve talepleriyle de inatlaşılmaması gerek. Milletin ortaklaşmış duygularının yok sayılmıyor olması gerek. Ve bugün çokça söyleniyor Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin fiili hakimiyet bölgelerinde şanlı bayrağımızın yakılmasıyla alakalı Türk askerinin, askerimizin ve oradaki Suriye Milli ordusunun içindeki unsurların gereğini yaptığı Türk bayrağına el uzatanların da hak ettikleri cezayı aldıkları noktasında çok teyitli ve kesin bilgiler var. E bu millet bayrağına el uzatılmasını kabul etmez. Muhattabı kim olursa olsun. Onlarla kardeşlik hukuku kurmaz. Ama şunu söyledim yanlış anlaşıldı herhalde. Orada bu 3-5 tane soytarının, ahlaksızın, nankörün yaptığı eylemleri de Türkiye'de yaşayan insanlar, sığınan insanlar... Türk bayrağına el uzatmış algısına da kimse tenezzül etmesin, tevessül etmesin. Bu tehlikelidir. Haksızdır, hakkaniyete aykırıdır. Orada Türk bayrağına el uzatan o hainlerin de cezası kesilmiştir, net. Ben Teşekkür bir ekleme de. yapabilir miyim? Çok kısa Dokusu, çok kısa olarak olayların şey başlaması şeyi işte Azez'de olan topluluk Türkiye'nin Suriye muhalefetine yardım etmek kastıyla oluşturdu. işte Eğitim Donat kapsamında oluşturdu. Ordunun sonra terörist olduğu, dolayısıyla Türkiye'nin terörü desteklemiş gibi olduğu gibi ifadeler söylendi. Hani ben onayla ilgili bir şart düşmek istedim. O Özgür Suriye Ordusu aynı zamanda yani evet Türkiye tarafından desteklendi ama IŞİD'e karşı, IŞİD tehlikesini püskürtmek için kullanıldı. Hani bunu da ...unutmadan yorgun yapmak YPG gerekiyor. PYD, YPG terör örgütüne yapılan operasyonlarda aktif Yani Azez nasıl evet. şu an Suriyelilerin yaşadığı, tekrar işte onlara yapılan evlerde götürüp... ...işte 400 bin kişi yaşayabiliyor. Çünkü çok dar bir alandan bahsediyoruz. Yani kurtarılmış o kapsama, o, o, o alanın kapsamı bir şerit. Yani oraya milyonlarca insanı yağmıyorsunuz o zaman gayri insani bir adeta adı konmamış bir toplama evet. kampı yaratmış olursunuz o zaman... Bu Türkiye'nin sahipleneceği bir miras olmaz en başta. Bunu uluslararası kamuoyuna da açıklayamazsınız. O yüzden şey ama orada hala bir, bir grup insan yaşıyor. Orası IŞİD'in elinde olacaktı. IŞİD'e karşı mücadelede Özgür Suriye Ordusu'nun bir anlamı vardı. Onu yani Türkiye, Amerika istedi de o bir takım Suriyelileri eğitti, donattı, cebine para sıkıştı. Ondan sonra onlar da gitti terörist oldu. Bu... ...bir mantığın kısa Hayır, devresi... Bak, tamam. ee, ...buna katılmıyorum. Cümle, çok özür Bununla ilgili bir şeyden cevap istiyorum. örgütü bir... terör örgütüyle yok edilmez Nihal Hanım. Terör örgütü... ...terör, örgütü, değil. terör örgütüyle Ürgüsü yok etmek kalkarsanız... ...terör örgütü, örgütü falan yani. olarak konuşlandırılmış değil. Siz şeyle karıştırıyorsunuz. YPG, PYD ile Orada muhalefetin, muhalefetin Esad'a direnirken... ...Esad'ı zayıflattığı anlarda... ...orada cihatçılar... ...İslamcı cihatçılar olayı ele geçirdiler. Onlar dünyanın her yerinden gelen... Hatta uluslararası e, literatürde yabancı terörist savaşçı YTS olarak hatta kısa adını eskiden sık sık yazılarımızda da e, geçirdiğimiz YTS farklı bir şey yabancı terörist savaşçı olarak e, anılan e, ama aslında bir kısmı oralı, bir kısmı Irak'tan gelmiş, bir kısmı başka yerlerden gelmiş. Onlar ayrı, onlar işte e, çeşitli e, savaşan grupların içerisinde oldular. Terörist diye de anıldılar tabii ki ama özgür Suriye ordusu için e, uluslararası camiada böyle bir şey kullanılıyor mu Gürkan? Ben kullanıldığına denk gelmedim yani. Suriye kullanıyor. Suriye kullanıyor. Sadece Esad kullanıyor yani. Ve özgür Suriye ordusu Ayba... IŞİD'den belli bölgelerin IŞİD'den deaştan adını ne derseniz deyin onlardan korunmasını sağlamıştı. Yani Türkiye'yi mesela o faaliyetinden dolayı da Nasri'nin dediği gibi sanık sandalyesine çıkarmak birçok konuda eleştirebilirsiniz. Özellikle geçici sığınmacı statüsünde olanların işte o meselenin regulasyonu, entegrasyon, kafa karışıklığı, nereye yerleştirilecekleri belli olamadı. Bunların yaşadıkları ülkeye, topluma, devlete nasıl bir katkı verecekleri e, kurala kanuna bağlanamadı ve bu da eşitlik algısının bozulmasına yolu. Tamam bunlar eyvallah ama... Ya burnumuzun dibinde kocaman bir iç savaş çıkmış. Yarım milyon insan öldürülmüş. Orada PYD, YPG işte kendince teritoryal bir egemenlik alanı oluşturmak için şey yapılmış. Yani güçlerini bir araya getirmiş. Çözüm süreci hatta bu yüzden belki de çökmüş Türkiye'deki. Yani bir sürü olay yaşanırken Türkiye'nin bundan etkilenmemesini beklemek. Kim iktidar olsaydı bu bedeli... ...öyle ya da böyle üç aşağı ya da beş yukarı ödeyecekti şeklindeki bir hakkaniyet payını bırakmamak da doğru değil. Teşekkür Sadece ediyorum. bu şerri Çok sağ olun. Istiyorum. Nasıl ödül Sizden de kısa bir değerlendirme alayım. Sonra Sinan'ın teşhid davasına geçeceğim. Buyurun. E, Nihal'in son birkaç dakikada söyledikleri önemli. Ben onu kendi konuşmamın bir bölümü gibi kabul edeyim izniyle ama hı hı. bir şey söylemek istiyorum. Bu sorunları çözmekle e, mükellef olan, yükümlü olan bir ülkenin yapması gereken üç şeyi var... Ev sahibi ülke, kaynak ülke ve üçüncü ülkeler. Orada Serkan Toper de söyledi, yeri geldiğinde üçüncü ülkeleri de o göçün önüne açabilirsiniz. Fakat bizim özellikle çalışmamız gereken öyle bir ufuk var galiba önümüzde. Bu geri dönüşü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin çalıştığı alanlar bunlar. Hem gönüllülük, hem o mevcut ülke şartlarının uygunluğu, hem seyahat güvenliği. Ya yani bakın bunları konuşurken kimse tepki göstermesin. Bu geri dönüşleri. Çok organize biçimde daha şimdiden çalışmak lazım. Galiba Gürkan söyledi 400 bin civarında bir geri dönüşte temin evet. edildi. Ama daha geniş bir geri dönüş temin edilebilir mi? Elbette mümkündür. Bu arada hani entegrasyonla ilgili zamanımız olsa şunları da konuşabilirdik. Mesela birçok çalışma var bu konuda ve şu söyleniyor. Entegrasyon konusunda da çok problemli bir alan var. Yani Suriyelilerin önemli bir bölümü sosyolojik anlamda Türk toplumuyla entegre olmak, yakınlaşma anlamında bir hali de mesafeliler ayrıca ekonomiye katkıları da düşünüldüğü kadar da yüksek değil. Tamam belli alanlarda var vesaire. Bu taşları yerine oturarak konuşup tekrar söylüyorum özellikle bu geri dönüş konusunu uluslararası zeminler ve kurallar çerçevesinde konuşmak gerekiyor. Yani kendi başımıza hareket edebildiğimiz bir dünyada falan yaşamıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki yapılanma ile ilgili bir şey söyleyeyim. Yakın tarihte YPG PKK uzantılarını yapmak istediği bir seçimin Türkiye tarafından engellenebilmesinin unsurlarından biri de Türkiye'nin orada bulundurduğu güçlerdir. Bunu da görmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. E, hızlıca bir başka başta bugün önemli başlıklarından biri de e, Sinan Ateş davasıydı. Ona geçmek isterim. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına başlandı bugün. Duruşmaya pek çok siyasi de katıldı. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Ümit Özdağ, Müsavat Dervişoğlu, Sinan Oğan, ee, Gelecek Deva ve Milli Yol Partilerinden temsilciler gibi çok kalabalık bir siyasi e, grubunda da e, isimlerinde katıldığını gördük. Neler yaşandı duruşmada dersek? Çelik yelek giydi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş. Beş koruma polisi eşliğinde mahkemeye geldi. Doğukan Çep, Bay Kemal nerede diye bağırdı. Azmettiriciler Tolga Han Demirbaş, Doğukan Çep, Tetikçi Eray Özyağcı, tetikçiyi olay yerine getiren ve oradan kaçıran Vedat Balkaya bugün ifade verdi. MHP'nin avukatları davaya katılma talebini iletti ancak mahkeme MHP'nin suçtan zarar gören sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle bu talebi reddetti. İfadelere şöyle bakarsak Doğukan Çep dedi ki ben bu davanın baş aktörüyüm, azmettiricisiyim. Bir ceza almıştım yaralama olayında. Sinan Ateş'ten yardımcı olmasını istedim. Bir milyon lira talep etti. İki kez iki yüzler bin lira verdim. İş Çözülmedi. Ben öldürmeye göndermedim diyor. Ayaklarından vuracağım dedim diyor. Öldürmeye gönderseydim öldürmeye gönderdim derdim. Ee, bir baktım ölmüş istemediğim bir şeydi üzüldüm diyor. Tetikçi Eray Özyağcı da e, o Doğukan Çep bana bir dava dosyası için Sinan Ateş söz verdi para istedi gönderdim ama sözünü tutmadı dedi diyor. Ayaklarından vur uzaklaş diğerleriyle uğraşma dedi diyor. E, Doğukan abi daha sonra bana kızdı diyor e, neden e, ayaklarına sık demedim mi diye. Böyle e, ifadeleri gördük, siyasilerden gelen sert açıklamaları da gördük. Bu işin peşini bırakmayacağız dedi Özgür Özel. Yine İyi Parti lideri Müsavat Erşavu ya adalet ya kıyamet dedi. E, Ayşe Ateş duruşma öncesi konuştu. ...bugün eksik bir iddianameyle yarım bir mahkeme kurulacak dedi. Gürkan Zengin buyurun sizinle başlayalım. Ee, bu davanın görülmesi bugün başladı. Nereye gider? Baktınız mı e, sanıkların duruşmadaki ifadelerine? Ne izleniminiz vardır? Buyurun paylaşın lütfen. Valla dava üzerinde <laughs> çok fazla konuşmak... Yani ...dava nereye gider sorusu... ...bunu bilemeyiz. Nereye gideceğini evet. göreceğiz. Ama... Biz 3 Kasım 1996'da bir Mercedes'in geçirdiği kaza, içinden çıkan insanlar susurluk süreci diye bir vaka yaşadık. Çok gençler hatırlamaz, orta yaş ve üstü belki hatırlayacak. Büyük bir skandaldı. Bir arabanın içinden kaza geçirmiş, bir arabanın içinden bir polis müdürü, bir e, firari, bir siyasetçi çıktı garip garip ilişkiler ortaya döküldü, saçıldı. Cinayetler, şantajlar, rüşvetler falan, faili meçhuller. Bu 96'ydı. Üzerinden geçmiş bunca yıl, 30 yıl ve 30 yıl sonra Ankara'da, ülkenin başkentinde bir siyasi cinayet işleniyor. Öldürülen kişi herhangi biri değil. Ülke Ocakları Genel Başkanı, eski Genel Başkanı. Dolayısıyla bir siyasi cinayet işleniyor. Türk adaletine düşen bunun herhangi bir siyasi etkiye meydan vermeden sonuçlandırılması, adaletin yerini bulması. Efendim şu etki, bu etki falan, cinayeti işleyen, yani tetikçiler bu gibi dosyalarda susurluktan da biliyoruz. Daha önceki faili meşhur cinayetler sürecinden de biliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırladığı çok kapsamlı bir dosya vardı bu konularda. Tetikçi en önemsiz kişi bu gibi hikayelerde tetiği çeken kişinin bir değeri yoktur, bir önemi yoktur. Azmettiriciler önemlidir. Onları bulduğunuz zaman cinayeti çözmüş olursunuz. Tetikçi kişi değildir. Adli davalarda, adi vakalarda, öyle diyelim daha doğrusu, tetikçiler anlamda olabilir, önemli olur. Siyasi cinayetlerde her zaman e, arka plandaki isimler, kişiler önemlidir. Azmettiriciler, Şimdi bu olayda benim davan içeriğine ilişkin bir şey demeyeyim ama şunu söylemek şart. Haberlerde çok fazla görmediğim bir ayrıntı iddianamede var. Zayıf bir iddianame. Ama güçlü bir dava dosyası var. Dava dosyası çok güçlü. Polis ve savcılar son yıllarda görmediğimiz kadar titiz bir çalışmayla verileri dava dosyasına koymuşlar. O dava dosyasının içinden o dava dosyasının hakkını vermeyen bir iddianame çıktığı da genel kabul görüyor. Ben de aynı kanadayım. Ama dava dosyası orada. Sisteme girmiş, arşive girmiş, avukatlara dağıtılmış. Polis iyi çalışmış. Şaşırtıcı bir biçimde. O yüzden bu davanın öyle kolay kolay azmettiriciler boyutuyla da örtbas edilebileceğine inanmıyorum. Zaten Türkiye için büyük ayıp olur. Bunu çözmek zorundayız. Dikkat çekmek istediğim şey şu. Bu Eray Özyağcı denilen tetikçiyi cinayeti işlemek üzere e, bu tetikçi İstanbul'dan gelen bir tetikçi. Hı hı. Ankara'dan da değil İstanbul'dan geliyor ve bu cinayet işliyor. İstanbul'da bir torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı. Şimdi bu tetikçi Ankara'ya kendi başına gelmiyor. Bir aracın içinde geliyor. Bu aracı bu aracın içinde iki polis var. Özel harekat. İki özel harekatçı polis getiriyor bunu. Eğlenmeye Benim gideceğiz bu Ankara'ya dediler bana. Eğlenmeye gittik. Neden dört buçukta ayrıldın o zaman diye sorunca yok sekizde ayrıldık. Gece eğlendik, sabah döndük gibi. İki bir özel harekatçı söylemiş. polis böyle bir adamı bir uyuşturucu satıcısı bir tetikçiyi Ankara'ya taşıyorlar. ve O getirdikleri kişi Ankara'da bir siyasi cinayet işliyor. Birincisi bu. İkincisi bu polisler ifadelerde birbiriyle çelişik açıklamalar var ama bu polisler adam diyor ki ifadesinde ben bunlara firari olduğumu, bir suçtan arandığımı söyledim. Bunlar polis Ankara'ya taşıdıkları kişi ise bir firari, aranan biri. Bu polisler aranan birini getiriyorlar Ankara'ya. Biri kişiyi bu şahsı zaten tanıyor. Kendi ifadeleriyle de sabit. Aşkın Mert Gelenbe isimli polis, özel harekatçı polis bu Eray Özyağcı'yı tanıdığını söylüyor. Senelerdir de tanıdığını söylüyor. Ama diyor ben bunun firari olduğunu bilmiyordum. Ama tetikçi ben her ikisine de firari olduğumu söyledim diye ifade veriyor. Buna inanmak zorundayız çünkü yalan söyleyecek bir şeysi yok adamın. Zaten ben vurdum diyor, şöyle vurdum diyor, böyle vurdum diyor. Ankara'ya da bu polis arkadaşlarla geldim diyor. Ve firari olduğumu da bunlara söyledim diyor, nasıl polislerse bir emniyet, bir polis teşkilatı için utanç verici bir tablodur. İçişleri Bakanı için utanç vericidir. İstanbul Emniyet Müdürü için de utanç verici bir tablodur. İki polis özel harekatçısı, bu adamı Ankara'ya getiriyorlar, bu adam bir Ferrari. Hadi diyelim ki cinayet işleyeceğini bilmiyorlardı. Ama bu Ferrari getiriyorsun. Yolda uygulama, polis uygulaması yapılıyor Ankara-İstanbul yolunda. Kimlikler sorgulanacak. Orada polis denetimine takılacak. Belki. Belki değil kesin. Ve orada yakalanacakken polisler kimliklerini çıkartıp o firarinin orada denetime takılmasını da engelliyorlar. Biz polis izliyorlar. Hani bizi aramayın falan. Bu arkadaşlara bakmayın. GBT dediğimiz kimlik kontrolü de yapılamıyor. Görülse orada bunun firari olduğu, aranan biri olduğu görülecek, tutuklanacak ve Sinan Ateş öldürülemeyecek. Belki. Bunlar bize ne anlatıyor? İşte bunlar bu susurluktur. Bu bir yeni susurluk tablosu ortaya koyuyor. Sadece bu boyutlarıyla ortaya çıkartılsa bile bu polisler nasıl oluyor da bu adamı getiriyorlar? Bu adam nasıl oluyor da cinayet işliyor? Bağlantılar, araçlar, araçların bağlı bulunduğu yapılar, gruplar, azmettirici kişiyle, ben azmettirdim diye ifade veren kişiyle irtibatlar, dava dosyasında bunların hepsi var. Ayşe Ateş'i takdir etmek lazım. Bir kadın tek başına büyük bir mücadele verdi. Bütün Ankara'yı harekete geçirdi. Bütün parti genel başkanlarını gezdi. Bir kişi Hepsi bile de bugün duruşmadaydı. Herkesle edildi. görüştü. Peki. Birkaç kez genel başkanlar seviyesinde ki bazıları katıldılar. Büyük bir mücadele verdi ve neyin ne olduğunu kamuoyuna duyurmayı başardı. Bu büyük bir olay. Belki Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'i de tebrik etmek lazım. Çünkü iyi bir polis çalışması görüyoruz. Biz son yıllarda görmedik bunu. Dava dosyasının kuvvetli bir hale gelmesi açısından iyi bir çalışma yapmış. Bundan sonra söz adaletindir. Dava dosyaları sağlamsa bugün değilse yarın, öbür gün burada adalet yerini mutlaka bulur diye düşünüyorum. Ee, Türkiye'de maalesef yargı ve medya 150 yıldır, 100 yıldır hiçbir zaman tam manasıyla bağımsız olmadı. Ama Dönemsel olarak yer yer, dönem dönem e, hakimlerimiz, gazetecilerimiz de olduğu gibi bazı doğru işler de yapabildiler. Adaletin yerini bulması anlamında söylüyorum. Doğru işler de yapabildiler. Umarım bu da böyle olur. Her şeyin meşru zeminde olması gerekir. Her hareketin, her halin meşru zeminlerde yürümesi gerekir. Meşru yapıların kriminal hallere dönüşmemesi gerekir. Dolayısıyla adaletin de yerini bulması gerekir. Teşekkür ederim. Ümit ediyorum böyle de olacaktır. Çok sağolun. Ee, Nihal Bengisu hanım ne dersiniz? Bir kere yani bu iki özel harekat polisiyle gelmiş olması gerçekten bir garabettir dedi. Bu bir yeni susurluk tablosudur dedi Gökhan Zengin. Katılır mısınız? Bugünkü duruşmada. Bunları geride bıraktığımızı düşünüyorum. Evet benim aklıma da açıkçası susurluk... Biz zannediyorduk bu işler. Çok... Yeniden başladı, bir yeniden uğraşıyor. Çok tehlikeli. Sizin aklınızda ben da mı açıkçası adi bir suç olduğu izlenimine sahip değilim. Ee, bir torbacı veya işte borç almıştım Doğukan de ben azmettirdim diye üstleniyor ya. Yani işte ben para vermiştim paramın karşılığı olmadı o yüzden azmettirdim. Ayağına sık demiştim ama ayağına sıkılmamış öldürülmüş. Bundan dolayı da çok üzüldüm vesaire yani bununla sınırlı kalıyormuş gibi görünmüyor hiçbir şey bana adi bir cinayet gibi yani nereye uzanıyorsa da uzansın diyebilmek lazım. Bugün hem hukuk camiası, hem siyaset camiası içinde olanlar hadisenin Gürkan Zengin'in de bahsettiği gibi bir susurluk tablosu arz etmesi böyle görülmemesi imkansız bir durum söz konusu olduğu için herkesin takınması gereken tavrın ee, yani bu bir adi cinayet gibi görünmüyor. Ee, uzandığı yerler varsa işte o konuşmalar, irtibatlar Ankara'ya niye iki tane özel harekatçı getiriyor? Eğlenmekte ne iş olur bir Ferrari ile değil mi? İki özel harekatçının eğlenecektik vesaire falan yani. Bunlar gerçekten korkunç tablolar. Yani suçla iç içe yani biz burada iki şey görüyoruz. Böyle bu kadar firariyle, suçluyla iç içe olan bir miktar süre sonra bir siyasi cinayet işleyecek olan adamla yakın temasta olan iki özel harekatçı görüyoruz. Bu korkunç bir tablo. Bir tarafta bazı hassasiyetler kazanmış, bazı hassasiyetlerle konu bizim tarafımıza ittiriliyor diye tepki veren bir siyaset camiası görüyoruz. Bir tarafta da sağlam bir dosya hazırlayan polisi görüyoruz. Yani dava dosyasının ee, Gereken her veriyi, vakayı, bakılması gereken her taşın altını kaldırdığını görüyoruz. Polis doğru çalıştı, tespite de doğru. Buna mukabil o dava dosyasını karşılamayan, bilirkişi raporunu karşılamayan, o irtibatları hiç ele almamış bir iddianame görüyoruz. Ee, yani umut veren, ha, yani bu siyasi cinayetin aydınlatılması konusunda umut veren detaylarla e, karamsar olmayı gerektirebilecek detaylar yan yana. İnşallah Ayşe Ateş'in gönlünden geçen olur. Bir kadın olarak, eşini yitirmiş bir kadın olarak, eşini son derece şaibeli ilişkiler ağı nedeniyle yitirdiğini ifade etmeye çalışan bir kadın olarak, tehdit edilmiş, takipte edilmiş bir kadın olarak, ...mücadelesi son derece değerli. Bugün ve böyle anleme, bir kadının... Çelik yelek... Aynen böyle bir kadının geldi. çelik yelek giyerek beş korumayla yaşamak... ...ve ifade ettiği şekilde aslında asıl korumasını... ...asıl tedbirini kendisini evden... ...yani evden çıkmayarak yaptığını... ...yani eşini böyle ameliyiz, bir... Mesaj paylaşmıştı Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrası... kızlarımdan küçük olan ilk defa bugün kendi odasında uyumak istedi diye... Yani, bunu çok üzücü buluyorum. Kız, evet, kız bunu çok üzücü var. buluyorum. Yani e, bir ifadesi daha vardı. Hani eşime bu zulmü ve böyle bir sonu reva görenler cezaevinde değil ama biz onlar yerine adeta biz cezayı hayatına mahkum yaşadık, geçtiğimiz aylar boyunca diye. Yani gönül isterdi ki böyle bir Türkiye tablosu olmasın. Gönül isterdi ki kim ne yaptıysa nereye uzanıyorsa aydınlatılsın. Meşru bir yapı ee, bununla ilgili bir şey üzerinden zan altında kalacaksa bunu aydınlatarak, bunun üstüne giderek meşruiyetini korumayı seçsin. Ee, kafalar karışmasın, gönüller bulanmasın isterdik ama bilmiyorum. Yani umutla umutsuzluk arasında haf ve reca arasındayım bu davayla ilgili. Onu ifade edeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şöyle hızlıca ee, belki şuradan aktarabilir miyim diye bakıyorum. Özel Harekat Polisi'nin tutuklu sanıklardan birinin açıklamaları e, tetikçi Eray Özyağcı'yı çocuk yaşta tanıdığını sık sık görüşmediklerini uzun bir aranın ardından 26 Aralık 2022'de görüştüklerini söylüyor. Arabayı ben ayarlarım dediğini ve Ankara'ya eğlenmek için gidip gitmek isteyip istemediğimi sordu diyor. <laughs> ve böylece gittiklerini ifade ediyor. Sonra da orada e, saat mahkeme başkanı diyor ki saat 17'de çıkıyorsunuz. 21'de varıyorsunuz Ankara'ya. Saat gece 4'te İstanbul'a geri dönüyorsunuz. Bu nasıl bir eğlence anlayışı böyle koştur koştur diyor. Ve buna yanıt olarak diyor ki biz sabah 8'de döndük İstanbul'a ifadelerini kullanıyor. Arka koltuğa geçti her ay uyudu uyandıramadım gibi ifadeleri var. Mustafa Balbay size geleceğim. Önce çok kısa bir reklamım var. O reklamın ardından değerlendirmeye devam. Devam ediyoruz açık ve nete. Bu son dilim ve gerçekten burada kısayız. Dolayısıyla hızlı hızlı yorumlar rica ederim. Mustafa Balbay'sin, Ateş teşhinayetinin ilk duruşmasını siz nasıl yorumladınız? Hızlıca değerlendirmenizi <laughs> istedim. E, sadece ana başlıklarıyla vurgulamak gerekirse bir defa bu dosya gerçekten çok kapsamlı. İddianame çok dar. E, dosyada yer alan kişilerden 17'sinin bayağı ciddi şekilde yer alan kişilerden 17'sinin iddianamede olmadığı görülüyor. Bunlar zamanla açığa çıkacaktır. gizlenemez hale gelmiştir. Burada Çep'in baş aktör benim demesi, mahkemede böyle bir çıkışla birlikte yapması bana öyle geliyor ki hani aktörüm benim. Yani ona birileri demiş ki hapis cezaevindeyken Merak etme, üstten sen aslansın ve aktörsün demiş. Bir başka şekilde bir başka yön vermek istemiş. Bunun da ayrıntılarını önümüzdeki dönemde göreceğiz. Tabi burada e, yine davanın dosya kapsamında Mersin var, uyuşturucu tartışması var. E, ya arkadaşlar biz daha Green listeden dün çıktık. Ya yani ne yazık ki pek çok alanda biraz önce hani benzetildiği gibi ne, susurlu andıran. Ucu belirsiz şeyler dikkati çekiyor. Şimdi uluslararası alanda kimi uyuşturucu operasyonları yapıldığında yakalanan örneğin geçen haftalarda yakalanan bir gemi varış yeri Türkiye'di dendi. Bunlar hani hakikaten açığa çıkartılması gereken bir hukuk devletinde asla kabul edilmemesi gereken uçlar. Hani olay bir cinayet. Ama ayrıntılarına baktığınızda yani işin içinde devlet gücünü kullananların olduğu, mafya gücünü kullananların olduğu ve siyasal gücü kullananların olduğu bir tablo çıkıyor. Mahkeme başkanının bu e, Tolga Han Demirbaş'a e, Olcay Kılavuz'un evinde ne işin vardı gibi sorular sormasını engellediği dikkat çekici bence. Oralara girmemesi yönünde dosyanın belli bir kapsamda kalması yönünden bir çaba harcandığı dikkati çekiyor. Tabii Ayşe Ateşi ben izlerken her seferinde aklıma yani işte Pekçi'nin kızı kızısı Pekçi, Pekci, Uğur Mumcun'un eşi Güldal Mumcu geliyor. Ne yazık ki Türkiye bir acılı eşler ülkesi, acılı anneler ülkesi aynı zamanda. Ee, onlar e, hakikaten böyle e, hukuku sonuna kadar arayarak e, bizi bir başka şekilde bizi sarsıyorlar Ve sorumluluklarımızı anımsatıyorlar Ayşe Ateş'in gözyaşı ne olursa olsun hepimizindir Hepimizin yüreğine akmalıdır o gözyaşı e, Benim aklıma Güldal Mumcu'nun içimden Geçen Zaman kitabında da söylediğim Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için işte dönemin bakanı e, Mehmet Ağar'a gittiğinde işte diyor bu bir duvar diyor aşamıyoruz diyor. Bir tuğla çeksek altında kalırız diyor Mehmet Ağar. Güldal Mumcu kitapta yazdı bunu. İşte o tuğla ne? Altında kalınan ne? İşte ardından yaşadığımız susurluk var ve bugün de baktığımızda işin ucunda bir cinayet ama bak e, pek çok farklı boyutlarının da iç içe olduğunu görüyoruz. Ben sadece ana başlıklarını vurguladım. Bir de tabii burada zamanımız dar ama 10 Ekim Gar katliam bugün görüldü. Evet. Orada da oradaki katliamdaki canlı bombanın Ankara'ya getirilişinde kimi kamu görevlilerinin de kullanıldığı dikkat çekiyor. Bir devlet gücünü kullananların da orada yer aldığı dikkat çekiyor. Çok farklı iki olayın nasıl da bir başka bileşeninin, devlet gücünü kullananlar olduğunu da görüyoruz. Çok zor aydınlatılması, çok zor dosyalar ama ne olursa olsun e, hani İnönü'nün dediği gibi namuslular da namussuz kadarlar kadar cesur olup bunların üzerine gitmeli ve biz bıkmadan, usanmadan, umutlu, umutsuzluk duygularına girmeden hukuku aramak, hukuk devletini kurmak için mücadele etmek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Gülkan Zengin de arada hatırlatmıştı, iyi hatırlattı. Ankara Cinayet Büro Amiri, tutuklu müdür Ensar, Mustafa Ensar Aykal, o da tutuklu yargılananlar arasında Onu notu da aktarayım. Bir de Mersin detayını verdiniz. Hemen size geçeceğim bunu aktardıktan sonra. Bugün Ayşe Ateş'e bir basın mensubu soruyor. Mersin'de Sinan Ateş'in bazı ticari bilgileri istihbarata bildirdiği yönünde iddialar var. Bu konuyu gündeme getirecek misiniz diye. Benim elimde somut delillere, bilgilere dayanarak konuşuyorum hep. E, bu söylediğiniz iddiadan ibaret diyor. Eğer bir gün o konuyla ilgili somut bilgi belge olursa onu da yorumumu söyleyeceğim. Şu an için öyle bir şey bende mevcut. Değil ifadesini kullanmış. E, olursa şayet iletirim mahkeme heyetine demiş Serkan Toper. Davaya baktınız mı? İfadeleri dinlediniz mi? Bir hukukçu gözüyle de nasıl bakıyorsunuz? Duymak isteriz. Bir fena Hanım bir hukukçu, bir vatandaş olarak bu cinayetin ve bu cinayet üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülke ocaklarına karşı yürütülen çok boyutlu operasyonun tüm boyutlarıyla aydınlatılmasını temenni ediyoruz. Örneğin bu stüdyolarda soruşturmanın örtbas edildiği iddiaları çokça dillendiriliyordu. Bugün titiz bir dosya, titiz bir çalışmayla polisin iş, iyi iş çıkardığı noktasında bir söylem gelişiyor. Demek ki bugüne kadar sosyal medyada sözde muhalif orijinalde operasyon televizyonlarında bu menfur cinayet kullanılmak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülke Ocakları sanık sandalyesine oturtulmaya kalkıldı. Gerekçe neydi? Soruşturmanın gereği gibi yürütülmediği, örtbas edildiği gerekçesiyle algılar oluşturuldu. Algılar üzerinden Kamuoyunda bu cinayetin Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına mal edilmesi için özel bir çaba sarf edildi. Ve bugün geliyoruz burada diyorlar ki polis çok iyi çalışmış. Ama iddia iddialamede bir takım eksiklikler var. Lütfen yanlış anlamasın konuklarımız ama. İddialamede bir takım eksiklikler var cümlesini hukukçu olmayan kişileri kullanırken bunun altını da dolduruyor olmaları gerekir. İddianamede bir takım eksikliklerden bahsedildi. Bugün Oda TV'de ilginç bir haber var. Eski Ülke Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasına ulaşmış Oda TV. Dosyada tetikçi Eray Özyağcı'nın Ateş'in bacak, Ateş'in bacaklarına hedef aldığı ifade edildi. Ateş'in kafasına isabet eden merminin ise maktulün arkadaşlarının birinin tabancasından çıktığı kaydedildi. Örneğin bu iddianamede eksik bir konu var ise Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik isimli iki kişi Menfur cinayet anında Sinan Ateş'in yanında bulunan iki kişi, biri hastanede ifade alınmış, biri karakolda ifadesi alınmış. Orada yaralıya yardım etmek, ambulansa yetiştirmek, hastaneye yetiştirmek yerine olay yerinde iki tane silah saklama telaşına düşüyor olmaları ciddi anlamda değinilmemiş. Eksik arıyorsak bunları, maddi gerçeğin peşindeysek bunlara bakacağız. Örneğin bir buçuk yıldır Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik neden konuşmuyor? Arkadaşınız gözünüzün önünde öldürülmüş ortalığı yıkıyor olmanız lazım. Olayın önemli görgü tanrısınız. Niçin ortalıkta yoklar? Örneğin bu duruşmaya Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu. O siyasi bu siyasi getirmek yerine bu iki kişi niçin getirilmemiştir? Dert maddi gerçekse. Çünkü emin olun Türk milletinin vicdani hassasiyetleri kullanılmak suretiyle buradaki herkes bir cinayetin sorumluları kimse ceza almasını ister. Burada tereddüt var mı? Ama konunun geldiği an itibariyle konunun bir adalet arayışı olmadı. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve ülke ocaklarına çok boyutlu bir operasyona dönüştü. İddianamede çok titiz çalışma yapmış polis. E eksik olan ne? kafalarınızda kurduğunuz, kamuoyuna dayatmaya çalıştığınız senaryolar mahkemede maddi gerçek olarak karşınıza çıkmadığında bir şeyler mi gizleniyor? Bir polis çok iyi çalıştıysa azmettirici kimse onları da çıkarsın. Madem bildiğiniz isimler var, Sayın Devlet Bahçeli Bey demedi mi? Kim ne biliyor ise ekranlarda yargılama yapmayın. Dijital pilot platformlarda algı operasyonları yapmayın. Sayın Balbay dahil kim ne biliyorsa mahkemeye gitsin bilgi ve belgelerini paylaşsın. Çünkü yargılamanın yapılacağı yer neresidir? 32. Ağır Ceza Mahkemesi. Herkes orada. Kamuya açık. Bizi bizim işimiz herkesin fiili ve fikri takibi altında. Örneğin ben şu konuyla alakalı şu bilgiye, şu belgeye sahibim. Benim derdim adaletin tecellisi. Benim derdim bu menfur cinayetin aydınlanması diye herkese açık orası aydınlanmasını isteyenlerle bu cinayeti bahane etmek suretiyle Ülke Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni sanık sandalyesine oturtmaya çalışanların gerçek niyetlerini herkes görüyor. Görmeye de başlayacaklar. Tekrar Oda TV'nin haberinde şunu soruyorum. Diyorum ki olay anında orada bulunan bu Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik nerededirler? Vurulmuş bir arkadaşların hastaneye yetiştirmek yerine niçin o silahları saklama telaşına düşmüşlerdir? Teşekkür ediyorum. Nasıl gün Bu gördüm? konularda siz de sorumluluk alabilirsiniz sevgili Topya. Ne gibi? Yani hem avukatsınız, yani e, ben bize soru, biz gördüğümüz anlatıyoruz. Ne gibi anlatıyoruz. sorumluluk alabilirim örneğin? Mahkeme salonuna aktardım. Hayretim iddia sahipleri sizlersiniz. Ee, ben bu dosyada salık müdafiliği yapmayı Hayır. tercih etmiyorum. Hayır, Hayır siz de, var, siz de hukukçu sanık olarak orada Ben salık müdafiliği yapmayacağım. Salık müdafiliği yapmayacağım. de ülke ocaklarının ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sanık sandalyesine oturtulmaya çalışıldığı bir dosyada da müşteka avukatlığı da yapmayacağım elbette ki. Ama sizler diyorum ki Ama maddi gerçekle alakalı, maddi gerçekle alakalı ne biliyor gidin 32 ağır ceza orada. Teşekkür ederim. Bilgileri, belgeleri Ama değil siz, ki ben siz, bir siz, gazeteci siz... olarak, eski bir siyasetçi olarak böyle bir bilgim var. Böyle bir görgüm var. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için bunu paylaşmak istiyorum diyeyim. Ama ekranlarda soyut Korken, konuşmak değil, daha kolay değil mi? Yok. Bakın efendim? ben size Gülda Mumcu'dan, Uğur Mumcu'dan örnek verdim. Evet. Gülda da çok severim ben. Evet. Başka gerçeğini vurguladım. Evet. Çok alakasız bir yere atıf yaparak dediniz çok ki teşekkür çok ederim. alakasız bir yere atıf yaptınız. Maddi Sürekli. gerçekle alakalı bir yandan polis çok iyi soruşturma yapmış deyip ama eksik kalan bir şey var dediğinizde değil mi? Bir sorun oluşuyor burada. Pekala. Evet, o çok sorunun teşekkür adı teşekkür. ne? Milliyetçi Hareket Partisini ve Ülke bu. Ocaklarını sanık sandalyesine oturtamanın verdiği ızdırap bu. Çok teşekkürler Serkan Toper sağ olun. Hayır bunu söyleyen yok. Sadece dosyadaki eksiği dikkat çekiyoruz. Yani şu hakim şu soruyu sormuş Teşekkür ama kesmiş. Ederim, hakim Maktum Milliyetçi Hareket Partisini CMK 237'ye uygun talebini e, reddetmiştir. Hala. Usul ve yasaya aykırıdır. Bunu konuş. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl Güngör gör? Beni affedebilir misiniz? Yarın sabah da para gündemde beraberiz. Vaktim dolmuş. Elbette, Hiç elbette, kalmamış. Bu za zaten böyle 30, 30 saniye 40 saniye sığacak bir konu evet. değil. Uzun ee, uzun ama uzun, Serkan Topel'in yaptığı uyarıların da çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Yok. Çok teşekkürler. Çok sağolunuz bu akşam bana eşlik ettiğiniz için. Nihal Bengi Sukaracı Habertürk yazarı, Nasıl Güngör Habertürk yazarı, Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi yazarı, Gürkan Zengin gazeteci, Serkan Toper hukukçu. Çok sağolun açık ve nette beraber. İyi geceler.